Ben geldiniz, katıldığınız böyle bir şeyde Ekonomi Gazetecileri Derneği üyeliğiyle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Sevgili Şener'e de emekleri için teşekkür ediyorum ve sözü Şener'e bırakıyorum. Buyurun Şener. Kıymetli Başkanım, ben Deniz'de Hüsnü Sertser Başkanımıza bizleri kırmayıp da nazik davetimizi kabul ettiği için çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli ekonomi gazetecisi gazetecilerimize de geldikleri için hoş geldiniz diyoruz programımıza. Bugün Türkiye ekonomiyi konuşuyor da Afyon Karahisar'ımızı konuşacağız. Afyon hakikaten konuşulacak çok şey var. Evet. Ve çeşitliliği çok fazla bir ilimiz başkanım. O yüzden güzel, keyifli, bol, güzel bir toplantımız olacağını ümit ediyorum. Afyon her şeyden önce yolların buluşma noktasında bir ilimiz. Doğal ve kültürel zenginlikleriyle bir turizm merkezi. Yani her şeyden önce termalin başkenti. Öyle ki belki de Türkiye'nin gözde yerlerinden bir tanesi. Termal sağlık dendiği zaman ilk akla gelen yer Afyon Karahisar. Sektör çeşitliliği bakımından da çok zengin. Yani şekerlemesinden, sucuğundan, pastırmasından, kirazından, vişnesinden, patatesine kadar gıda ürünlerinden, doğal taşta, hayvancılıkta, toprak sanayinde, termal turizmde ve seracılıkta çok önde giden bir ilimiz. Ben başkanımızdan bölgemizin ekonomik durumunu, ekonomiyi ön plana çıkaran sektörleri anlatmasını rica edeceğim. Evet. Öncelikle ben de Celal Bey'e ve Şener Bey'e çok teşekkür ediyorum bu imkanı bana sağladıkları için. Ayrıca tüm katılım sağlayan ekonomi gazetecilerine de saygılarımı sunuyorum. Ümit ediyorum güzel bir toplantı olur. Verdiğim bilgilerden faydalanılmış olur tüm, çünkü bu yayılacak. Sizler de birçok şeyi biliyorsunuz tabii ki, ama sorularınızla bazı şeyler de aktarmış olacağım. Bu teşekkürümü yaptıktan sonra Şener Bey'in sorusuyla başlayalım. Tabii siz aslında benim sorumun cevabını, bir kısmını verdiniz, özetlediniz. Afyon, Afyon birçok sektörde girdi sağlayan, Türkiye'de de bu sektörlerde sektörlerde çoğunda lider konumunda olan bir il. Şöyle nüfusumuza baktığımız zaman 30 büyük şehirden sonraki ilk büyük şehir olacak iliz. Yani nüfus bakımından söylüyorum. Çünkü 750 bine ulaşmayla kanun olmadan şey olunamıyor, oyun olunamıyor. Bir de başka tasarlar var bildiğiniz gibi. Ama nüfusumuz bu. Merkez nüfusumuz yaklaşık 240 bin. 17 tane merkezden başka ilçemiz var. Yaklaşık 15 bin kilometre kare bir yüz ölçüme sahibiz. Büyük ilçelerimiz var. Biz belli sektörlerde önde olduğumuz gibi, Şener Bey de söyledi, tarımda da yatsınamayacak derecede tarım hayvancılıkta önemli bir iliz. Aslında biz sadece termalin değil, termalin, mermerin ve lezzetin başkenti diye aslında ilimizi tanımlıyoruz. Çünkü Başkanım, Antep'ten Hatay'dan sonra üçüncü siz geliyorsunuz anladığım kadarıyla. Evet, şöyle ki UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağında 30 dünya çapında gastronomi dalında dünyada 36 tane şehir var. Türkiye'de de bildiğiniz gibi 3 şehir var. Gaziantep, Hatay ve sonuncu olarak Adana'yı da eleyerek, Adana'yla yarışıyorduk çünkü biz burada. Üçüncü il de gastronomi dalında UNESCO'nun yaratıcı şehirler ağında Afyonkarahisar olmuş oldu. Hakikaten çok çeşitli yemeklerimiz var. Dolayısıyla lezzetin de başkentiyiz. Ama tabii gıda endüstrisinde de önemli noktadayız. Bildiğiniz gibi yumurtada lider konumundayız. Hem üretimde hem ihracatta lideriz. Yumurtanın borsası, fiyatı
Afyonkarahisar'dan bildiğiniz gibi belirleniyor. Dolayısıyla gıda mermeri saydıktan sonra mermer klasiğimiz dedik. İhracatta da çünkü en önemli kalemimiz mermer kalemimiz. Ama lezzeti söyledik. Lezzetin açılımı gastronomi şehriyiz dedik. Yumurtada önemli noktadayız dedik. Et ve et ürünlerinde önemli noktadayız. Şekerlemede önemli noktadayız. Lokum, kaymak gibi ki manda kaymağının tescili Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'na aittir. Biliyorsunuz sucuğumuz, Afyon sucuğu, Afyon pastırması bunların tescilleri, coğrafi işaretleri odamıza aittir ve Türkiye'de önemli noktadadır. Şener Bey bahsetti, gıdada teknolojik sera konusunda çok önemli bir yerdeyiz. Yaklaşık Afyon, Merkez, Sandıklı ve Çobanlar ilçelerimizde 2 milyon metrekareyi aşan topraksız, örtü altı ve termal kaynaklı domates üretiyoruz. Bunu şimdi çeşitlendirmeye başladık. Başka ürünler de üretmeye başlandı. Dolayısıyla bu konuda da lideriz. Yani 2 milyon metrekareyi aşan termal kaynaklı sera Türkiye'de en fazla Afyonkarahisar'da bulunmakta. Haşhaş, bildiğiniz gibi haşhaş gıdadan gidiyorum da çok önemli bir ürün. Adımızı zaten oradan alıyoruz şehir olarak. Haşhaş ihracatında da son sene iyi gitmedi. Hindistan çünkü kota aşmadı. Ama her dönem haşhaş ihracatında da Afyonkarahisar birinciliğini hiçbir zaman kaybettirmedi. Gıda sanayinde ufak tefek daha birçok şey var ama ana kalemler bunlar. Bunun dışında mermer makineleri konusunda da önemli bir noktaya geldik. Ciddi bir şekilde İtalyanlar bu konuda biliyorsunuz çok ileri ama onu aşan tarzda Türkiye'de olduğu gibi Afyonkarahisar'da da mermer makineleri üreten firmalarımız var. Bunun dışında belki çoğunuz biliyorsunuz ama hep bu bazen pek söylenmeden geçilir. Biz toprak sanayinde de çok iyi durumdayız. Bazı firmalarımız bu konuda ilk üçte üretim yapan firmalarımız var ve 20'nin üstünde toprak ürünleri üreten firmaya sahibiz. Yine gıdada atladım onu söyleyeyim. Maden suyunda çok önemli bir noktadayız. Biliyorsunuz Kızılay maden suyunun başlangıç yeri burası. Şimdi Erzincan'da da var ama en büyük üretim burada ve büyük bir ihtimalle Kızılay karar verdi. Şişe fabrikasını da Afyonkarahisar'a yaklaşık 2 milyar kapasiteli bir fabrikayı da Afyonkarahisar'a yapacak ama sadece Kızılay maden suyuyla artık ünlü değiliz. Yeni maden sularımız Demireller ailesi bir Avşar maden suyu diye birçok çeşidi olan hakikaten ülkeye yayılmaya başlayan bir maden suyunu da çıkardılar. Ve işliyorlar. Şimdi çok iyi gitti, kapasitelerini de artırıyorlar. Bunun dışında Bolvedin ilçemizde önemli miktarda ihracatı olan emaye, mutfak gereçleri, Avşar emaye firmamız var ki ciddi derecede ihracat yapıyor. Biliyorsunuz konveyör bantta da şehrimiz çok önemli bir noktada. Özerler ailesinin ciddi yatırımı var çok eskiden beri. Bunlar bizim lider olduğumuz veya ilk üçte yer aldığımız sektörler, çoğunda birinci sıradayız. Tabii bu ilçelerle birlikte oluyor. Biz her zaman sadece Afyon merkez değil, benim kendi prensibimde de bu var. Yaklaşık 9 oda borsayız. Birlikte el ele vererek tüm ilçelerimizle birlikte Afyonkarahisar'ın bir değer olduğunu düşünüyoruz. Ve bu noktada da ilimiz ilerlerken ilçelerimizi de ilerletme çabasını hep birlikte
gösteriyoruz Şener Bey. Başkanım, organize sanayilerin durumu nasıl? Şöyle, organize sanayi 9 tane organize sanayimiz var. Bunların 7 tanesi şu anda çalışıyor. 2 tanesi, bir tanesi Bolvadin'de, bir tanesi de Sinanpaşa'da. Bir tanesi Daskırı'da, bir tanesi Sinanpaşa'da. Sinanpaşa'nın yeni organize sanayi müteşebbis heyet yönetim kurulu başkanı da Sayın Valimiz arzu ettiler, siyasilerimiz. Ben seçildim. Yeni onu hızla yapmaya çalışacağız. Biraz sonra bahsedeceğim. Farkındalık projelerinde bir şöyle anlatırken biz Türkiye'nin inşallah buradan söylemiş olayım ilk yeşil OSB'sini yapacağız. Baktım hiç yeşil OSB yok. İnşallah ikinci OSB'mizi, ikinci Sinanpaşa'da olan onu yapmaya çalışacağız. OSB'lerimizde merkez dolu. Birinci OSB'miz tamamen dolu durumda. Bunu üretime geçmiş ve inşaat halinde olarak düşünürsek %98'i üretime geçmiş durumda dolu. İsçehisar'da mermer ihtisas bölgemiz var. Onun da birinci kısmı doldu. İkinci kısmının yer teslimi oluştu. O da hızla tahsis edilmekte. Burada çok güzel bir projemiz de var. Kalkınma Ajansı'yla bizim ticaret odamızın da ortak olduğu Mermer Akademisi'ni orada güdümlü proje kazanarak Mermer Akademisi'ni hayata geçirdik ki Türkiye'de tektir. Ve İSÇE diye bir marka, garanti markası çıkardık. Türkiye'de hiç garanti markası yok. Mermer'de İSÇE. İsçehisar'da en çok çıkmakta. İSÇE diye bir mermer garanti markası çıkardık. Yeni bütün kriterleri hazırlandı. Artık mermercilerimizin başvurup kalitelerini burada o kriterlere göre sağlayıp ihraç edecekleri ve Türkiye'ye satacakları bir garanti markamız olmuş olacak. Bu Mermer Akademisi de İsçehisar İstihsas Bölgesi'nde tektir. Mermer garanti belgesi de tektir. Emirdağ'da bir organize sanayi bölgemiz var. O da ciddi miktarda doldu. Onun da ikinci kısmı başladı. Onun tahsisleri yapılıyor. Bolvadin'de bir OSB'miz, Daskırı'da bir ihtisas OSB'miz var ama henüz daha ona başlanmadı. O dokuma konfeksiyon ihtisas OSB'si. Dinar'da bir OSB'miz var. Sandıklı'da ve Şuhut'ta toplamda 9 OSB'miz. 7'si faaliyette, ikisini de inşallah birisinin başkanı ben olmak üzere yakın zamanda faaliyete geçireceğiz Şener Bey. İnşallah başkanım. Başkanım, Afyon termal turizmin başkenti ama siz doğru. Bu başkenti daha ileriye götürmeye çalışıyorsunuz ve çok vizyon bir proje geliştirmişsiniz. Öncelikle tebrik ediyorum. Maşallah vizyon projeler çok da. Sağlık endüstri bölgesi kuruyorsunuz. Doğru. Bu çok önemli ve Türkiye'de de ilk. İlk. Bunu biraz açabilir miyiz biz Ahmet? Nasıl açalım? Şimdi bu aslında Sayın Bakanımız Veysel, eski Orman ve Su İşleri Bakanımız Veysel Eroğlu biliyorsunuz uzun dönem bakanlık yaptı. Bakanımızın Sayın Cumhurbaşkanımızla konuşması neticesinde böyle bir sağlık endüstri bölgesi oluşmasını kendileri konuşmuşlar. Geldikleri zaman bakanımız bizimle istişare etti. Biz aslında şunu belirtmek lazım. Bunun çıkış noktası şu. Biz sadece termal turizmde iyi değiliz. Aynı zamanda sağlıkta da önemli bir noktaya geldik. Afyon Sağlık Bilimleri Üniversitesi bünyesinde ciddi yatırımlar var. Biz istiyoruz ki sağlık turizmini, sağlık altyapısını araştırma uygulama merkezleriyle birlikte geliştirip aynı zamanda sağlık endüstrisini
hem sağlık endüstrisini, tıbbi cihazlar, ilaç, aşı, Ar-Ge merkezleri, teknokent ve bunların araştırma merkezleriyle birlikte burada hepsini entegre şekilde bir üst yapmaya çalışacağız. Bunu Sayın Sanayi Bakanımızla da konuştuk. Projelerini aşağı yukarı hazırladık. Biz burada Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin de bu yönetici şirketin içinde olmasını istiyoruz. Sayın Başkanımızı bu konuda aslında fikri şu, eğer böyle bir şey olacaksa en doğru yerin Afyonkarahisar olduğunu belirtti. İnşallah o kısma henüz yönetici şirket kurma kısmına geldik. Sanayi Bakanımız ben bunun çok önemli proje, ne destek sağlanırsa, ne destek gerekirse ben de destek olacağım dedi. Ve inşallah bu projeyi hayata geçireceğiz. Bunu geçirirken ilk önce yönetici şirket kuracağız. Bu şirket bu şirkette özel sektör ağırlıklı olacak. Düşünüyoruz ki burada ağırlığın ticaret sanayi odamızda olmasını hem milletvekillerimiz, hem sayın valimiz, belediye başkanımız bu şekilde daha hızlı yürüyeceğini düşünüyorlar. Bunlar planlama aşamasında aslında meclislerimizde kararlarımızı aldık, izin yazılarımızı yolladık. İzin yazılarımız geldikten sonra yönetici şirketi kurup bu işe başlayacağız. Bunun Türkiye'de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Ve Afyonkarahisar'da bulunduğu noktadan bir üst lige çıkaracağını düşünüyorum. Hep birlikte düşünüyoruz. Bizim buradaki en güzel Şener Bey 10-12 senedir çok güzel bir üst yönetimde bir birlikteliğimiz var. Bazen şu olur, siz de hep biliyorsunuz, bunlar birbirleriyle tam anlaşamazlar. Dolayısıyla şehrin büyümesine, ivme kazanmasına da bir engel olur. Allah'a şükür, maşallah diyelim, bizim bu konuda bir sıkıntımız yok. Gerek vekillerimizle, gerek buradaki yerel yönetimle, valimizle hep uyum içinde olduğumuz için işleri de biraz daha hızlı götürmeye gayret ediyoruz. Bu sağlık endüstri bölgesiyle de bir kez daha Afyonkarahisar ses getirecek diye düşünüyoruz. Şener Bey. Başkanım, tebrik ederiz. Dünyanın en yeşil binası da seçiliyor. Afyonkarahisar Ticaret Odası binamız. Doğru. Bu büyük bir, muhteşem bir başarı. Mühendis kökenlisiniz. Hep yeşil diyorsunuz. Ve binamız da yeşil olmalı dediniz. Ve ciddi, büyük bir maratonla dünyada en önde koştunuz ve dünyanın en yeşil binası seçildiniz. Bunun hikayesini de dinleyebilir miyiz sizden? Evet. Şener Bey, biz bu hizmet binamızı, ben 2009 yılında ilk defa başkan oldum. Üçüncü dönemim. Şehir merkezinde kendimize ait bir hizmet binamız var idi. Ama bizim Afyon 10. kilometrede önemli bir kavşakta, turizm kavşağında Milli Emlak'tan 2000 yılında bize tahsis edilmiş bir arsamız vardı. Dolayısıyla ben şuna inanıyorum. Bu tip kamunun binalarının şehrin gelişmesine yapıldığı yer bakımından, özellik bakımından örnek olduğunu düşünüyorum. O zaman şehre 10 kilometre mesafedeydi. Belki çoğunuz bilirsiniz. İkbal Kavşağı'nın olduğu, İkbal Özdilek Kavşağı'nın olduğu nokta. 2011 yılında biz buraya başlayalım diye karar verdik. Ve projelerini yaptık. Meclisten geçti. Ya acaba uzak mı olurdu? Oraya gidilir miydi? Şuydu, buydu. Birçok şey konuşuldu. Ama anlaşıldı ki aslında en doğrusu yapılmış. Bunu tabii o an anlamak pek mümkün olmuyor. Fakat o vizyonla biz bir proje yaptık. Hizmet binası projesi.
O projede de şu vizyonu ortaya koyduk. Biz öyle bir proje yapalım ki 2011 yılında işte başladık. Projelenmeye de 2010'da örnek de teşkil etsin. Nasıl örnek teşkil edebilir? Bir kere yeşil bina vizyonunu şöyle koyduk. Yenilenebilir enerjilerle enerjisini sağlayabilsin. Isınmasını, ki bizim bu büyük bir avantajımız var Afyon'da, jeotermal konusunda. Isınması jeotermal olsun. Elektriğini güneş enerjisinden sağlasın. Dolayısıyla burada güneş santralı da yapmayı planlamıştık. İşte yağmur sularını toplasın, kampüsünde bahçeleri sulasın. Tasarruflu bina olsun. İşte bütün şeyleri sensörlü olsun. Su sarfiyatı az olsun. Engelli uyumu olsun. İşte ağaçlarında kuşlar için yuvalar olsun. Artık elektrikli arabalar o zaman yeni yeni daha konuşuluyor. Elektrikli araba şarj edilebilsin. Elektrikli motorlar, bisikletler şarj edilebilsin. Tüm bunları biz ta o 2011 yılında düşündük. O vizyonla başladık. 2011 yılında binamıza başladık. 2013 yılında bitirdik, geçtik. Sonra zaman içerisinde zaten biz bunları yapmıştık. Yeşil bina sertifikası almaya karar verdik. Dünyada çok önemli iki tane akredite olmuş. Zaten dünyadaki bütün önemli binalara bu iki organizasyon yeşil bina sertifikası veriyor. Bir tanesi Amerika'da LEED, bir tanesi de İngiltere merkezli BREEAM. Ama dünyada en çok sertifika veren Londra merkezli BREEAM. Bir de bizim tipimizdeki binalara daha çok onlar veriyor. Dolayısıyla Türkiye distribütörüyle, temsilcisiyle görüştük ve başvurduk. Az da sürmedi, 2 seneye yakın. İşte geldiler, incelediler, bizden bu 2 sene boyunca değişik bilgiler istediler. Neticede 87 puanla olağanüstü derecede kategorileri var. Sıra dışı ve olağanüstü derecede yeşil bina sertifikası aldık. O dönemde, halen daha şu anda öyle, bu derecede, level'da alan bu belgeyi tek kamu binasıydık. Biz istedik ki aslında kamu binaları da artık bundan sonra böyle yapılsın. Sonra bu belgeyi aldıktan sonra dünyada bunun yarışması var. Dedik madem böyle bir belge aldık, bu yarışmaya da katılalım. Orada 5 bina ile finale kaldık. Bir tanesi Amerika'dan önemli binaydı, bir tanesi Londra'dan, bir tanesi İspanya'dan, bir Romanya'dan, bir de biz. Finale kalmak bizim teknik özelliklerimizle oldu. Ama birinciyi çevrim içi olarak oyla seçiyorlardı. Tabii bu konuda Türkiye Odalar Borsalar Birliği'miz, tüm odalarımız, efendim bizim Afyonkarahisar'daki tüm kamu kurumlarımız, bölgedeki kurumlar, hemşerilerimiz çok sahiplendiler. Biliyorsunuz o tip oylamalarda Türkiye böyle bir oylamaya girdiği zaman kenetleniyor tüm vatandaşlarımız. Neticede biz sonunda ipi göğüsledik ve dünya birincisi olduk kategorimizde. Aslında kategorimizin haricinde en yüksek oyu biz almışız tüm kategorilerde. Your Dream diye en şey ödülü de verdiler. Ne tesadüftür ki, işte biz İngiltere'de alacaktık gidip ama bu pandemiden dolayı Zoom'la yaptık. Çok büyük tesadüf oldu. Bugün İngiltere'den ödülümüz bugün geldi.
Size de bunu göstereyim. İlk defa bugün size göstermiş oluyorum. Ödülümüz bu. Şener Bey. Tebrikler başkanım. Gurur duyduk. Tebrikler. Tebrikler. Sevgili başkanım, bugün mübarek bir gündeyiz. Böyle güzel bir ödülü de almış olmanız da ayrıca büyük bir bereket olmuş diyelim. Öyle, evet. Güzellik tamam. Olmuş hakikaten. Sevgili başkanım, ben ihracattan da ihracatla evet. İki sorum kaldı. Kısaca hemen şey yapalım. Tabii, tabii. 81'den 30'uncusunuz. Dış doğru. Ticaret fazlalığı veren ender şehirlerdensiniz. Ama doğru. Buna rağmen kendinizi yeterli görüyor musunuz? Hiç görmüyoruz. Çünkü olması gereken yerin bu kadar özelliğimize göre, bu kadar çeşitliliğimize göre olması gereken yerde olduğumuzu düşünmüyoruz. Her eksik sene mi var başkanım? Anlatacağım şimdi şöyle. Bizim zaten hedefimiz 1 milyar dolar. Ben ona Premier Lig veya Süper Lig'deki şehirler diyorum. Bu her sene değişiyor. İşte 17, 18, 16 civarında değişiyor. 1 milyar doların üstünde ihracat yapan şehirler. Biz şu anda pandemiden dolayı 2020'de 323 milyon dolara düştü. 2018'de 368 milyon dolardı ihracatımız. Fakat şöyle bir şey var. Bunu Rıfat Başkanıma da söyledim. O da aynı şeyi düşünüyor. Sizlerin de bu konuda sizlerden de yardım talep ediyorum. Şimdi biliyorsunuz bir direkt ihracat var. Bir de ihraç kayıtlı ihracat var. Aslında ihraç kayıtlı ihracatta bütün istihdamı Afyon sağlıyor veya o il sağlıyor. Bütün üretimi o il sağlıyor. Ama ihraç eden, diyelim ki İstanbul'dan bir ofisi olan bir ihracatçı firma olabiliyor. Aslında sadece ihracata aracılık yapmış oluyor. Biz diyoruz ki tamam, ihracatı o firma yapıyor. Bütün ihracatın işte pasaporttur, başka şeylerdir, her türlü faydası o ihracatı yapana olsun. Ama buna ihraç kayıtlı satışlarda o ihracat o ile yazılsın diyoruz. Çünkü her şeyini o il yapıyor. Bizim normalde 100 milyon dolarlık böyle bir ihracatımız var. Bilhassa mermerde. Belki her ilin böyle ihraç kayıtlı çok ihracatı olmaz ama bizim %25 kadar ihracatımız ihraç kayıtlı yapılıyor. Normalde 350 milyon dolara ortalama desek, ki bu sene iyi gidiyoruz, her il iyi gidiyor. Aslında Türkiye iyi gidiyor. Onu da biraz sonra artı yönü, eksi yönü konuşmak lazım onu da. 350 milyon, 100 de öyle olsa 450 milyon. Bizim aslında yarım milyar dolarlık bir ihracatımız var. Ama yeterli görmüyoruz. Bu mermer ihracatının, aslında doğal taş ihracatının ben Türkiye'de de yeterli olmadığını düşünüyorum. Yaklaşık 2 milyar dolara yakın doğal taş ihracatımız var. Ama dünyada en zengin doğal taş yataklarına sahip ülke olduğumuzu düşünüyorum. Yani sadece düşünmüyorum, bu böyle. Her geçen aslında birçok mermer ocağı daha açılabilir. O kadar zenginiz ülkemizde. Bundan 20 sene önce ne bu kadar çeşitlilik vardı, ne bu kadar ihracat vardı. Ama çeşitliliğimiz giderek artmış durumda. Ben Türkiye'nin de mermer ihracatının dediğim gibi istenilen noktada olduğunu düşünmüyorum. Doğal taşın Afyon'unda. Ama biz Afyon olarak buna çalışıyoruz ve çalışacağız. Normalde iki tane Urge projesi yaptık. Bir tanesi, üç tane yaptık. Bir tanesi mermer makinacılarına, çünkü mermer makinası ihracatı da çok önemli. İki tanesini mermer imal eden ihracatçılara yaptık. Bir tanesini bitirdik. Bir tanesi pandemi süreciyle belli bir noktaya gelemedi, devam ediyor.
Bu bir dalı ihracat yapma şeklinin. Onun dışında bu konuda aslında ortak dış ticaret şirketleri kurmak lazım. Bizim Afyon Karahisar'da bir projemiz var. Belki o projeyle birlikte bu dış ticaret şirketini de buna monte edebiliriz. Bizim sıkıntımız Türkiye'de dışarıdan, yurt dışından projeli işler alamıyoruz. Projeli işler alamadığınız sürece hem katma değerli satamıyorsunuz, hem işçiliğinden kazanamıyorsunuz. Bir başkasının projesine ancak mal veriyorsunuz. Ya da blok satıyorsunuz. Ve blok satınca tabii ki katma değerli olmuyor. Ama bu bloğu mecburen satıyoruz. Yani bizden almasa başka yerden alacak. Bizim kapasitemiz tam o blokları işlemeye müsait olmadığı gibi blok satışı mal etseniz o fiyata satamıyorsunuz. Bilhassa Çin'e. Çin'de iş gücü belki son dönemlerde yükseldi ama halen daha ucuz. Çin'de iş gücü ucuz olunca bizden aldığı taşı kesse, mamul hale getirse, biz o fiyata mamul hale getirsek blok fiyatına satamayacağımız taşlar var. Dolayısıyla yapılacak iş çok aslında. Hükümetimiz bu şeylere destek sağlamalı. Mermer imalatçılarına, ocakçılarına, bilhassa imalatçılarına. Çünkü ocakçı blok satıyor. Fakat bu sene iş biraz döndü. Eskiden ocağı olmayan fabrika ne ölür ne olur derlerdi. Yani ne tam batarsın ne de oradan iyi bir kar elde edersin. Ama ocağın varsa blok satıyorsun. O durumda iyi kar edersin. Hatta fabrikan olmasa dahi olur denirdi. Fakat bu sene bu pandemi etkisiyle inşallah bazı şeyler bununla birlikte değişir. Fabrikalarımız çok yoğun çalışmaya başladı. Aslında blok ihracatımız düştü. Mamul ihracatımız arttı. Çünkü Çin'e giden mallar, Çin mal alamadığı ve pandemiden dolayı mamul mal satışı düştü. Dolayısıyla bazı sektörlerde olduğu gibi, tekstil gibi, doğal taş gibi bazı imalatlar bize kaydı. Dolayısıyla bunu iyi değerlendirmemiz gerekiyor. Bu kayan imalatları kaybetmememiz lazım. Tamam, blok da satalım ama katma değerli mamul satış oranımızı artırmamız lazım. İşte biz bu konuda hem ihracatı artırma, ilimizin ihracatını artırma konusunda, hem katma değerli ürün satma konusunda, ki bu Mermer Akademisi İsçihisar OSB'de yapılan tamamen onunla ilgilidir. Yani mermerimize katma değer katmak hangi şekillerde olur? Bunu orada sağlayacağız. Biz ne kadar bunu sağlarsak zaten bir tonu 1 liraya satıyorsan katma değerli 5 liraya 10 liraya satıyorsun. Daha az miktarda tonajda taşı daha pahalıya satmış olacağız. Normalde bizim şu an 0.50 dolarlarda ihracat kilogram değerimiz. Türkiye'de de bu biliyorsunuz 1.5 dolar civarında değişiyor. Halbuki mermeri biz işleyip sattığımızda, hatta sanatsal veyahut da bir lavabo yaparak, bir küvet yaparak, kaplama malzemesi yaparak, mozaik mermer yaparak sattığımızda bu değerler 3-4 dolara çıkıyor. İşte bunu sağlamak için çalışmalarımız var Şener Bey. Bunların Türkiye'de de olması gerektiğini düşünüyorum. Sonra bir projemiz daha vardı bizim, bu dış ticaret şirketiyle bağlantılı bu düşündüğüm projeden sonra yapacağımız. Biz burada Türkiye'nin ilk mermer AVM'sini yapacağız. Ticaret odamızın bulunduğu bölgede, Türkiye'de hiç yok. Tabii bu Afyon Karahisar'a yakışır dedik. Çünkü mermerin başkenti ise bu tip bir şeyin de burada yapılmalı. Bu
hem termal turizmle birlikte birleştirilerek aynı bölgedeyiz çünkü. Önemli bir cazibe merkezi haline gelmesini de sağlayacaktır diye düşünüyoruz. Bunların projelerini yaptık. Fakat araya pandemi girdi. İnşallah gelecek yıl bu işi organize edeceğiz. Bu 365 gün açık bir fuar şeklinde olacak aslında. Biz şimdi İzmir'de biliyorsunuz ilk üçte yer alan bir mermer doğal taş fuarımız var. Dünyada üçte yer alıyor. Ama oraya mimarları getiremiyoruz her nedense. Yani ne Türkiye'den mimarlar geliyor? Tabii geliyor ama çok büyük miktarda getiremiyor. Ne de yurt dışından geliyor. Oraya sadece yurt dışından mermer toptancıları, mermer deposu sahipleri veyahut da belli proje için mermer kullanacak büyük proje için firma sahipleri geliyor ki bunlar çok azınlıkta. Ama ne yazık ki mermer dünyadan mimarları getiremiyoruz. Türkiye'den mimarları getiremiyoruz. Biz burada bunu sağlamaya çalışacağız. Aynı zamanda da tabii mermer konusunda başkent olduğu için yurt dışından gelen bir mermer ithalatçısının bütün taşları bir arada görmesi pek mümkün olmuyor. Biz 365 gün bu imkanı sağlamayı düşünüyoruz. Bu da ticaret odamızın hem de ihracatı artırıcı çalışmalarından bir tanesi. Ama en çok katma değeri arttırmaya gayret ederek ihracatı arttırmayı düşünüyoruz. Bu mermer konusunda. Tabii ki gıda konusunda da ihracatı artırma konusunda önümüzdeki dönemde çalışmalarımız olacak. Ki teknolojik seralarımızdan ihracat yapılıyor. Ama biz nedense iyi bir meyve üreticisiyiz. Fakat meyve ihracatımız Afyonkarahisar'dan yok. Dolayısıyla bu konuda da çalışmalarımız olacak. Ve ihracatımızı inşallah o Süper Lig'e girecek şekle 1 milyarlık dolarlık seviyeye çıkaracağız. Ama şu ilk söylediğim ihraç kayıtlı satışların ihracat değerlerinin o üretildiği şehre yazılması konusunda sizlerden de yardım talep ediyorum. Evet Şener Bey. Şener. Evet. Başkanım Şener de koptu. Ben hemen hiç vakit kaybetmeden soru cevap kısmını başlatıyorum Şener'in de izniyle. Yine her zamanki gibi Çetin'le başlayalım. Sonra İsmail Bey, Recep Bey, Filiz Hanım'a söz verelim. Gülsela Hanım belki söz almak ister. Ekrem Bey, devam edip gideceğiz. Herkese söz vermeye çalışacağız. Her zaman yaptığımız gibi. Çetin, söz sende. Teşekkür ediyorum. Hüsnü Başkanım'a da selamlar olsun. İki temel sorum olacak. Bunlardan birincisi jeotermal ile ilgili araştırmalarınız var mı? Yani işte Aydın gibi misiniz? Sondaj mesafesine baktığınızda enerjiye mi daha uygun yoksa gıda ve turizme mi uygun? Bunun ayrıntısını rica edeceğim sizden. İkincisi de bir kere 1 milyar dolar olsa bile bence bu kadar geniş yelpazede potansiyeli olan bir il için çok yeterli değil başkanım. Kusura bakmayın. Ki 500 milyon doları asla yeterli bulmak mümkün değil. Farklı projeler geliştirmeyi düşünüyor musunuz? Mesela Kavşak tarihin her bölümünde ticaretin merkezi ve gelişmenin de merkezi olmuştur. Evet. Siz bir Kavşak noktadasınız. Hepimizin yolu geçmiştir oradan. Hepimiz mutlaka oraya uğramışızdır. Afyon'a gitmenin de ötesinde. Ben mesela Isparta'dan kendi kuzenlerimden biliyorum. Günübirlik oraya toplanmaya geliyorlar falan filan. Kastettiğim şu, oradaki tarım üreticilerini bir araya toplayıp bir kooperatif yapıp, mesela eski tip bir kervansaray modeliyle yerinden ihracat yapmayı düşündünüz mü? Yeni bir kavram belki ama yerinden ihracat yapmayı düşündünüz mü? Sağlık turizmi, evet gelen gelsin ama dünyada yaşlanan bir nüfus var. Önümüzdeki süreçte
yani bu bir tanım olduğu için söylüyorum. Yaşlılık, bakım, yaşam merkezleri öne çıkacak ve termal bunun için çok avantajlı bir bölge. Bu tip projelerle katma değeri veya o milyar dolarları yakalamak daha mantıklı değil mi? Teşekkür ediyorum. Evet. Başkanım söz sizde, buyurun. Çetin Bey, ben çok teşekkür ederim. İlk önce ilk sorunuza cevapla başlayayım. Jeotermal enerjiye mi uygun, yoksa işte böyle hizmet termale mi sadece uygun? Bizim burada ben onu açmam gerekecek bu sorunuyla, belki de iyi olacak. Jeotermal kaynaklar Afyon Karahisar'da tek bir elden yönetiliyor. Bu çok önemli bir şey. Kamunun kurduğu bir Afyon Jeotermal AŞ. Büyük bir %60'ın üzerindeki hissesi İl Özel İdaresi'ne ait. Belediyenin hissesi var. Belediyenin şirketinin, Ticaret Sanayi Odamızın da %6 kadar hissesi var. Ben onun da yönetim kurulu üyesiyim. Şimdi biz yıllardır yaklaşık 100 metrekare cinsinden 25 bin konutu Afyon Karahisar'da jeotermalle ısıtıyoruz. Onun dışında bütün 5 yıldız bu turizm yolu dediğimiz bir yol var. Tüm 5 yıldızlı otellerimiz burayı çoğunuz görmüştür. Merkezden Oruçoğlu'nun olduğu yere kadar İkbal Kavşağı'yla birlikte, ortası İkbal'dir. Bir turizm yolumuz var. Bütün otellerimiz Afyon merkezde, orada. Bir de Sandıklı'da, onu da anlatacağım. 3-5 yıldızlı otelimiz var. 25 bin konutu ısıtırken son projemizle bir hat daha, aşağı yukarı 14 kilometrelik bir hat yaparak gidiş dönüş, tüm otellerimizin kullanma ve ısınma sularını da biz Afyon Jeotermal AŞ'den karşılıyoruz. Bunların daha önce hepsinin kuyusu vardı. Dolayısıyla hem kendileri için masraflı oluyordu, hem de ısraf oluyordu. Yani yeraltı suyunu ısraf etmiş oluyorduk. Çünkü bunların çoğu reenjekte edemiyorlardı. Şimdi biz Jeotermal AŞ olarak bu suyun kullanma suyu haricinin %95'ini tekrar reenjekte ediyoruz. Dolayısıyla ya kışın düşen sıcak su seviyeleri yazın hem bunun reenjekte edilmesiyle, hem de tekrar %5'i de yağmur ve kar sularıyla birlikte, yine kışın düşen seviye yazın yükseliyor aynı noktaya. Ve biz bunu çok güzel bir şekilde ısraf etmeden, bu sularımızı perişan etmeden kullanarak bu işi yapıyoruz. Bu Afyon Jeotermal AŞ'nin 30 adet kuyusu var Çetin Bey. Bunlar 80 derece ile 128 derece arasında değişiyor. 128 derecelik sudan 3 megawattlık enerji üretebiliyoruz. Biliyorsunuz eskiden sıcaklık dereceleri çok yüksek olursa, 150'nin üstünde, 200'lerde olursa enerji üretilebiliyordu. Ama yeni teknolojilerle 100, 110 hatta 128 ile rahat üretiyorsunuz, üretebiliyoruz. Yani biz hem 25 bin konutu ısıtıyoruz, hem bütün 5 yıldızlı otellerimizin kullanma ve ısınma suyunu veriyoruz, hem 3 megawattlık bir enerji santralı ile enerji üretiyoruz ve de bunun %95'ini reenjekte ederek yapıyoruz. Türkiye'de de birçok, aslında Türkiye termal kaynaklar bakımından çok zengin bir ülke biliyorsunuz. Türkiye'de de birçok ile bu konuda bu şekilde yapmaları için danışmanlık yapıyoruz ve birçok projeyi de projelendiriyoruz. Bir okul gibi oldu Afyon Jeotermal AŞ. Bu konuda hakikaten önemli bir noktadayız. Burada iki tane üniversitemiz var. İki üniversitenin kampüsü de
tamamen jeotermalle ayrıca ısınıyor. Bizim ticaret sanayi odamız, işte biraz önce bahsettim, yeşil bina sertifikası almamızın en önemli nedenlerinden bir tanesi yenilenebilir enerjiler kullanıyor olmamız. Burayı da onunla ısıtıyoruz. Ama tekrar üstüne basayım, %95'ini de reenjekte ederek. Aynı zamanda Gazlı Göl dediğimiz bir bölge var. Burada da daha çok bu devre mülkler, devre tatiller var. Burada da Gazjet diye bir firma var. Yine büyük ortağı bunun Afşet. Burada da Afyon kadar olmasa da, o çünkü daha sonra kuruldu. Burada da tek elden yeraltı sularımızı yönetmeye çalışıyoruz. Yine Sandıklı demiştim. Orada da 3 tane 5 yıldızlı otelimiz ve belediyenin oteli var. Ve birçok, yani yaklaşık 1 milyon dönüm biraz aştı. Teknolojik sera var. Orada merkezden daha fazla Sandıklı'da. Orada da Sanjet diye bir şirket var. O da belediyenin şirketi, Sandıklı Belediyesi'nin. Orada da tek elden yönetiliyor. Yani Avyon Karahisar bir bütün olarak çok sonradan birçok ilde bizden çok daha önce termal kaynaklar, biliyorsunuz, bilinirliği vardı. Hatta oteller vardı. Ama bu tek elden kullanım, iyi yönetimle biz bunu bu noktaya getirdik. Ama sorunuzun aynı sorunuzun içindeki enerjiye uygun mu denirse, işte 3 megawattlık üretiyoruz. Başka enerji için bir kuyumuz yok. Zaten bunu özel idare tahsis ediyor ama burada Afyon Jeotermal AŞ olduğu için hiçbir kuyuyu Afşet'e sormadan ruhsat vermiyor. Dolayısıyla aslında biz turizm amaçlı daha çok kullanıyoruz. Enerji amaçlı daha yüksek dereceler çok daha verimli kullanılıyor. Bizim önceliğimiz turizm olduğu için öncelikli olarak turizmde artan bir kısmı olursa jeotermal kaynaklı seralarda ve elektrik üretiminde kullanıyoruz. Böyle bir planlama yaptık. Bu planlama doğrultusunda bu sularımızı kullanıyoruz. Diğer sorunuza gelince, tabii ki 1 milyar dolar da yeterli değil ama önce biliyorsunuz hedefler birden 5 milyar dolar denmiyor Çetin Bey. İlk önce öncelikli bir hedefiniz oluyor. Bizim öncelikli hedefimiz ilk önce 1 milyara ulaşmak. Çünkü 1 milyar değiliz. Zaten bunu yeterli de görmüyoruz. İlk önce o Süper Lig'e çıkalım. Ondan sonra Süper Lig'i yavaş yavaş tırmanalım. Size çok katılıyorum. Bu kadar şeyle, yani Allah hem yer altına hem yer üstüne vermiş. Ama biz bunları işin açıkçası son 15 yılda yaptık. Yani 2003 yılında 18 milyon dolardı ihracatımız. Yani dolayısıyla baktığımız zaman ciddi miktarda artırdık ama tabii ki yeterli değil. Sizin yerinde ihracat benim için o yeni bir deyim, yeni bir şey. Tam şeyini bilmiyorum ama tabii izah ettiniz. O konuda da yapabilirsek yapabiliriz belki. Çünkü biraz önce söyledim, aslında ciddi miktarda bizim meyve üretimimiz, meyve sebze üretimimiz var. Bunların halen ihracatı yapılıyor ama Afyon olarak ne yazık ki biz yapmıyoruz. Buradan müstahsilden topluyorlar büyük firmalar, kendi fabrikalarında işleyip ihracatları onlara giriyor. Mesela biz vişnede birinci sıradayız. Kirazda dördüncü sıradayız. Yani birçok üründe önemli noktalardayız. Bu zaten projelerimizin içinde. Bunu sizin dediğiniz gibi bir metotla çok ortaklı olarak, belki kooperatifleşerek, birkaç yapıldı bunlar ama
belediye oradaki Sultan Dağı Belediyesi falan yaptı. Çok neticelere ulaşılamadı. Ama Ticaret ve Sanayi Odamızın önderliğinde daha güzel projeleri yapmayı bu konuda planladık. Çünkü 1 milyar dolara sadece zaten mermerle falan ulaşmak mümkün değil. Yeni bir şeyler koymadan, yeni bir şeyler ortaya çıkarmadan 1 milyar dolara bile ulaşmak pek kolay değil. Dolayısıyla bu dediğiniz projeleri düşünüyoruz. Bir tek yerinde ihracat, o kervansaray metodu gibi, ona yabancıyım. Bir örneği var mı Türkiye'de? Çetin Bey. Bakan danışmanı Profesör Doktor Öncelik Erman'dan da iletişim kurarsanız, İhtisas Köyleri projesinin bir modelidir o. Bir kervansarayla üreticiyi orada pazarlayan, satan haline getiren bir proje o. O ihracata nasıl dönüşüyor? İhracat yapacak şeyleri mi getiriyoruz? Efendim? Turist gelip yerinden alıyor. Kervansaray mı? Anladım. Tamam. Tamam, ben onu sizden duydum. Teşekkür ediyorum. O konuya eğileceğiz Çetin. Başkanım, çok teşekkür ederim. Sevgili Çetin, yine önerilerinle ufkumuza yeni katkılar yaptın. Çok teşekkür ederiz. İki satırda başkanımıza bunları yazıp iletebiliriz Çetin'im. Çok memnun olurum. İstersen öyle de bir destek vermiş olalım. O yazımı bulursam direkt başkana veririm. Tamam. Çok memnun olurum. Çok teşekkür ederiz. Evet, İsmail Bey buyurun. Hızlı hızlı gidelim başkanım. Çok soru var çünkü size. Tamam. Niye bu kadar soru var bilmiyorum. Ama çok var. Evet, buyurun. Başkanım, ben Askon İş Adamları Derneği'nden İsmail Çapak. Yeşil Bina'yı tebrik ediyorum. Gerçekten de gurur duydum, mutlu oldum. Peki fabrika üyeleriniz, yani sizin üyeleriniz yenilenebilir enerji, sıfır atık ve yağmur toplama durumlarında ne vaziyettesiniz? Peki, çok teşekkürler. Buyurun başkanım. Sıfır atığı ilk kullanan, kamuda ilk kullanan Ticaret ve Sanayi Odası. İlk defa biz yaptık. Üyelerimiz de bu konuda eğitimler veriyoruz. Ciddi farkındalıklar yaratmaya çalışıyoruz. Birçok üyemiz bu konuda ilgili ve buna dikkat ediyor. Yeşil bina konusunda ne demiştik İsmail Bey? Yani siz kendi binanızın yeşil bina yaptınız da tamam. Üyeleriniz... Zaten evet, biz zaten amacımız, söyledim, üyelerimize örnek olmaktı. Bir de Türkiye'deki kamu binalarına örnek olmaktı. Üyelerimize örnek olmayı şöyle... Biz bunu bilhassa güneş enerji santralını kurarken iki etapta kurduk. Birisi 400 kilowatt, birisi 150 kilowatt. İkisine de kalkınma ajansına proje hazırladık. Projenin adı da ATSO enerjisiyle üyelerine ışık tutuyordu. Yani aslında bu projeyi hem kendi adımıza, kendimize yaptık, hem de üyelerimizin de bunu yapması için örnek olduk ve bizden sonra birçok üyemiz fabrikasının çatısına gerek kalkınma ajansına başvurarak gerek kendi imkanlarıyla birçok üyemiz bunu kullandı İsmail Bey. Teşekkür ederim. Ama şuna daha ulaşamadık. Şuna ulaşamadık. Aslında Çevre ve Şehircilik Bakanı'nın aramasını isterdim. Ya tebrik için değil de, ya bu işi nasıl yaptın? Ben ilgili genel müdürümü yollayayım. İlgili kişiyi gerekirse siz bize yollayın. Şunu kamu binalarına yerleştirelim diye. Yani aslında kamu binaları yapılırken tabii ki hepsi bizim avantajlarımıza sahip olamaz. Bir jeotermal bizim için büyük bir avantajdır. Ama diğer söylediğim her şeyi yapabilirler. Yağmur suyu toplamayı, binayı tasarruflu hale getirmeyi, bizim binamız o akıllı sistem dediğimiz bütün ısıtması, soğutması bilgisayardan kontrol edilebilir, israfı çok aza indirir tarzdaki bir binadır. En büyük cari açığımız
bildiğiniz gibi enerjiye muhtaçız. Enerji. Ya niye o zaman kamu binalarında büyük büyük havalimanları yapılıyor, büyük şehir hastaneleri yapılıyor? Yani ben bunlarda bunlara dikkat edilmesi, bir kriter haline getirilmesi ve mecbur tutulması gerektiğine inanıyorum. Aslında bir bizi aramadılar ama biz bir proje, bir dosya hazırlayıp Çevre Bakanlığı'na ve Cumhurbaşkanı'na bunu iletmeyi düşünüyoruz. Yani kendi üyelerimiz açısından belki bir noktada ulaştık ama kamuya örnek teşkil etmesi bakımından ne yazık ki henüz ulaşamadık İsmail Bey. Başkanım, evet. bize de iletebilirsiniz. Belki ulaşma noktasında bizim haberleri okuyarak da size destek olabiliriz. Tabii büyük etki olur. Çok memnun olurum. Evet, ben teşekkür ederim hocam. Evet. Filiz Hanım ve Semra'nın mermerle ilgili iki sorusu var. Onları alayım. Buyurun. Filiz Hanım. Merhabalar başkanım. Merhaba Filiz Hanım, nasılsınız? İyilik vallahi, görüşemiyoruz uzun zamandır. Öyle. Ya artık pandemi öyle oldu, görüşürüz bundan sonra inşallah. Evet. İnşallah. Başarılarınızı izliyoruz. Aynı zamanda sizi çok tebrik ediyorum yeşil binanızla ilgili. Çok teşekkür ederim. Hakikaten bunu duyduk. Zaten çok güzel gözüküyor karşıdan binanız. Şimdi ben şu soruyu sormak istiyorum. Mermer'de en büyük sorun şu ara konteyner sorununu bulmak. Yani Afyon bunu nasıl hallediyor? Bir de navlunlar çok yüksek. Nasıl ihracat yapıyor ki? Nisan ayı ihracatınız bana da geldi. Hep artarak devam ediyor. Teşekkür ederiz. Filiz Hanım, Semra Hanım, sizin soruyu da alalım hemen. Evet. Merhaba başkanım. Merhaba Semra Hanım. Ben uzun yıllar Türk Mermer Maden Vakfı'nda kurumsal iletişim danışmanlığı yaptım. O yüzden hep mermerden soru soracağım size. Abi buyurun lütfen. Öncelikle kafama bir soru takıldı. Binanızın yüzde kaçı mermer? Çünkü mermerin şeyi biliyorsunuz, yeşil enerjide, akıllı evlerde, binalarda çok büyük bir faktörü var. Yaz-kış kurumalı. Semra'cığım teşekkür ederiz. Başkanım buyurun, son element Bey'e söz vereceğim. Şimdi Filiz Hanım, sorunuzun cevabı çok basit. Fazla para ödüyoruz. Yani parayı basınca bulunuyor ama siz de biliyorsunuz. Yok, bu dünyanın sorunu. Sadece aynen. Türkiye'nin değil. Ama navlun fiyatları 4-5 katı arttı, konteyner fiyatları. Ne yapsın adam? İhracatını yapmak için, taahhüdünü yapmak için fazla para ödüyor. Şu anda başka şekilde çözmüş durumumuz yok. Ancak bu şekilde çözebiliyoruz. Semra Hanım, binamızın neredeyse tamamı mermer. Bir de bir şey söyleyeyim. Ben şuna çok karşıyım. Bunlar genelgeyle falan çok yapıldı ama çok başbakanlık döneminde başbakanlık genelgesiyle. Ondan sonra işte Cumhurbaşkanlığı genelgesiyle yerli mermer kullanılacak kamu binalarında eğer kullanılacaksa diye, ne yazık ki buna hala halledemedik. Ne İstanbul Havalimanı'nda hallettik, ne başka yerlerde. Bizim devlet hastanesinde bile ithal granit var. Böyle Türkiye'de Türkiye mermer konusunda bu noktadayken hala da bu işi halledebilmiş değiliz. Ben zaten buna en fazla savaşanlardanım. Fakat bizim bizde bir gram granit yok. Tamamı Türkiye mermerlerinden yapılmıştır. Sadece bazı odalar parkedir, ahşap, ama ıslak zeminlerin ve genel mekanların tamamı mermer, Semra Hanım. Teşekkür ederiz başkanım. Evet. Levent Başkan'a söz vereceğim. Sonra da Serap Hanım bir söz istedi. İkisini birleştireceğim. Buyurun Levent. Yani birincisi mimarlar bize gelmiyor dediler falan. Başkanım, mimarlara
böyle güzel ürünler tasarlattırıp bunu öncelikle de sanal bir müze yaptığınız takdirde bir de sanayi adanızda dijital dönüşüm oluşturduğunuz takdirde konum bazlı bir pazarlamayla oradan geçen baktım internetten bir anda 50 bin trafik 500 bine ulaşıyor. Konum bazlı pazarlamayla insanlar oraya uğrayacaklardır. Gerçekten peki. İnsanlar uğrayacaklardır diye düşünüyorum ama özellikle dijital dönüşüm, dijital çağda siz bunu her yere tanıtabilirsiniz ki. Levent Bey çok teşekkürler. Başkanla geçtiğimiz aylarda bir dijitalleşme ile ilgili toplantı yaptık. O konuda da düğmeye bastı. Semra Hanım'ın sorusunu alayım, pardon. Serap Hanım'ın sorusunu alayım. Merhaba Celal Bey. Sadece aslında sorular çok, dolayısıyla çok da vaktinizi almak istemedim. Ben başkanıma da aslında Antalya'dan bir selam vermek istedim. Çünkü merhaba Serap Hanım. Konuşmasında bahsettiği gibi aslında bölge bazında işbirlikleri de çok gündeme geliyor. Başkanım Akdeniz Bölge Başkanlığı görevini aldı bu sene Top Kadın Girişimciler Kurulu olarak. Hayırlı olsun. Afyon Burdur Isparta olarak işbirliği içinde çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz. Sizi ziyarete gelme programımız vardı ama maalesef pandemi biraz ara vermiş oldu. Birkaç güncel projemizde Antalya'dan geliştirdiğimiz işte ara eleman, teknik eleman sorununa çözüm olmak üzere aslında kadın işsizlerin şu anda başvurabileceği bir akademi önerisiyle Berna Başkanım'la da görüştük. Bunu da bölgeye yaymak istiyorum açıkçası. Bunu görüştük zaten. Hatta sizin üretim ağırlıklı olduğu için de sizlerden istihdam ve staj desteği de isteyeceğiz. Eğitimler online olacak ama uygulamalı alanlarda çalışmada böyle bir destek isteyeceğiz. Yine kooperatifçilik konusunda bölgesel anlamda işbirliği taslaklarımız var. Dolayısıyla sizin desteğinize her zaman ihtiyacımız var. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür ediyorum. İyi toplantılar diliyorum. Ben ayrılmak zorundayım. Günseli Hanım sizinle devam edelim. Hazır kadınlara söz vermişken. buyurun. Evet, pozitif ayrımcılık başkanım. Ben de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Kadın Girişimciler Kurulu Başkan Yardımcısıyım. Diğer taraftan da... Yüksek İstişaredeyim Ekonomi Gazetecileri Derneği'nde. Biliyorum. İki şapkamla da, evet teşekkür ederim. Bir iki şapkamla da buradayım. Şimdi Afyon, biraz önce hem sizin söylediklerinizin içerisinden çekip çıkarıyorum, hem de arkadaşlarımın soruları içerisinden, söyledikleri içerisinden de bulup çıkardığım şeyler var. Hepimiz için bir şey ifade ediyor Afyon. Hepimiz için. Benim için de ifade ediyor bu anlattıklarınızla diye baktığımda İkbal Kavşağı. Yani ben çok uzun yıllar İstanbul'dan erkenden çıkıp orada kahvaltımı edip devam ediyor idim. Artık o yok. Başka işte uçakla gidiyoruz ya da başka yerlere gidiyoruz. Şimdi ilk soru buradan geliyor. Acaba siz geçmişteki gibi oradan sadece İkbal Kavşağı'nda bir şeyler yiyip içip satın alan konumda mısınız? Yani bunun için daha fazla kalmaları ve daha fazla değer yaratmaları için Afyon'a yapılabilecek bir şey var mı? Bununla ilgili bir çalışmanız var mı? Birincisi bu. İkincisi, gerçekten bir milyar az. Çetin'e katılıyorum, yürekten katılıyorum. Anlattınız bitmedi yani. O da var, bu da var, şu da var. Bahşedilmiş size. Afyon'a bahşedilmiş. Doğru. Ben çok seviyorum Afyon'u. Sonbaharını çok seviyorum. İnanılmaz güzel. Şimdi böyle baktığımızda nerede duruyor diye baktım. Hani stratejik bir yerde duruyor Afyon. Türkiye içinde derler ya stratejik öneme sahip. Biz bunu ilkokulda bir cümle olarak duyardık ama sonra anladık bu çok şey hayırlı bir şey değilmiş açıkçası. Yani şu andaki stratejik konum. Şimdi böyle bakıldığında bu stratejik konumu şöyle baktım siyasi haritaya. Ya Konya kocaman bir sınırı var. Eskişehir'e kocaman bir sınırı var, Kütahya'ya kocaman bir sınırı var, Denizli var, Burdur, say bir Isparta'ya var. Şimdi böyle baktığınızda $1 milyar belki ilk hedef tamam ama siz içinde bulunduğunuz tam merkezden diğer illerin de katma değerini alarak bu rakamı başka bir yere taşıyabilir misiniz? Bu rakam büyüyebilir mi? Neden söylüyorum? Biz tarım ve hayvancılık kenti olarak bilirdik Afyon'u.
Ama siz hani soyadınız gibi sert esip sanayiye döndürmüşsünüz yüzünüzü. Dolayısıyla da sanayi de var işin içerisinde. Bütün burada bir bölgesel hareket başlatılabilir mi ve 1 milyar sizin de istediğiniz gibi 5 milyar olabilir mi? Başkanım buyurun. Çok teşekkür ederim Günsel Hanım. Şimdi tabii ki biz Afyon'u geçerken uğradım şeklinden artık çıkarmak istiyoruz. Aslında geçerken uğradım diye bir filmin de sponsoru oldu Ticaret Sanayi Odası. Afyon'da çekildi. Ne yazık ki tam pandemiye rast geldi. Tam sinema salonlarında vizyona girdi. Pandemiyle şey kalktı. Orada şunu anlatıyordu. Afyon aslında geçerken uğradımlık bir şehir değil. Aslında işte her gün birisi bir aile geliyor. Bir asker arkadaşlarıyla. O gece kalıp tatile devam edecekler. Ama öyle oluyor ki her gün bir yere gidiliyor. Bir hafta kalmış oluyorlar neticede. Aslında Afyon böyle bir şehir. Tabii ki hepsi Ticaret ve Sanayi Odası'yla tek başına yapacağı işler değil ama şunlar yapılıyor Afyon'da bu uyum vesilesiyle. Son gelen valimiz bir kere bize çok şey kattı. İlk valiliği Personel Genel Müdürlüğü'nden geldi İçişleri Bakanlığı'nın. Onunla çok uyumlu çalışıyoruz. Şimdi aslında burası bir Frig bölgesi. Friglerin yerleştiği bölge. 3 il Kütahya, Eskişehir, Afyon. Üçünde de sınırları var. Önemli de tarihi eserleri var. Şimdi burayı bir destinasyon merkezi haline getirmeye çalışıyoruz. Sayın Valimizin başkanlığında. Bayramdan sonra burada Kapadokya gibi balon başlıyor. Balon severleri sabahleyin. Dört balonla başlayacak. Burası geniş bir bölge. Peribacaları var. Emre Gölü var. Birçok o devirden kalma tarihi eserler var. Ve bir yeri de Sayın Valimiz tam merkez seçti. O da Ayazini Köyü. Ayazini Köyü çok en çok eserin olduğu bir yer. Orada İkbal, buradaki diğer firmalar, işte Cumhuriyet, mermer firmaları hepsine bir yer satın aldırdı. Hepsine bir yer verdi. Normalde şimdi oraya hepsi bir yer yapıyorlar. Ve pansiyon, otelcilik gelişecek. Bunu kimisi kendi oradaki ikamet eden köylüler yapıyor. Kimi bu Afyonlular. Yani orası bir sene içerisinde bir kendisi bir destinasyon haline gelecek. O destinasyon haline geldiği durumda bu termal otellerle birleşince hatta bizim işte hepsi bir cazibe merkezi. Bizim yapacağımız bu mermer AVM diye bahsettiğim kısım sadece mermer sergilenen bir yer olmayacak. Orada mermerden el sanatları, mermerden heykelcikler hatta orada yapılacak çoğu. Bunlarla birlikte işte bizim bir sürü konaklarımız var. Onlar şimdi restore ediliyor. Belediyenin kaleye teleferik yapma, Afyon Kalesi biliyorsunuz çok meşhur projesi var. Hepsinin de biz Ticaret ve Sanayi Odası olarak içerisinde bulunuyoruz. Valiliğimiz, belediyemiz, ticaret odamız hele bu gastronomi şeyinde alınca yaratıcı şehirler ağını birkaç konağı belediye gastronomi konağı yaptı. Oralarda şeylerimiz sergilenecek. Yemeklerimiz 5 yıldızlı otellerde gastronomi yöresel yemeklerimizin kısmı oluyor. Yani biz Afyon'u sizin dediğiniz gibi İkbal'e uğrayıp da 2 kilo sucuk alıp yemeğini yiyip veyahut da işte otelinde termal otel bile olsa bir hafta sonu kalıp ondan sonra hafta sonu tatili yapacağı ya da bir bayram tatili yeri yapacağı şeyden çıkarmaya çalışıyoruz.
en kısa zamanda da önümüzdeki 1-2 sene içerisinde de göreceksiniz ki bu halden çıkmış, artık hadi Afyon'a gidelim, bir hafta kalalım, 4 gün kalalım, orada işte Frig Vadisi'ne gidelim, şehirdeki konakları gezelim, işte Safranbolu'da olduğu gibi, Beypazarı'nda olduğu gibi, onu bırakalım, hadi orada ya işte veya diyecek ki bir villasını dekore etmek istiyor. İşte hanım hadi gel gidelim, bak şurada mermer AVM var. Şurada bir mermerleri, orada hepsini bir görelim, ürünleri görelim. Bu sırada 3 gün termal tatili yapalım. Bak Frig Vadisi varmış, oraya gidelim gibi. Tümüyle Afyon bu değerleriyle birlikte bir destinasyon, biz daha destinasyon haline getiremedik Afyon. Bununla ilgili bir çalışmamız var başkanım, Kadın Girişimciler Kurulu olarak, önce onu söyleyeyim. Berna evet. Hanım size anlatacaktır. Deneyim odaklı turizm dedik biz buna. Deneyim odaklı. Evet. Teşekkür ederiz. Bu bununla ilgili öyle mi? Ben Berna ile konuşayım. Tamam. Evet. Başkanım Recep'le devam edelim. Recep'ciğim. Evet, merhabalar. Ben başkanla ilgili olduğum bir konuyu sordum. Tabii mermer falan biliyoruz biz, geldik geçen aylarda da Afyon'da İtenmer mermeri ziyaret ettik orada. İtenmer, evet. Evet, Rüstem Bey'le. Ama ben farklı bir konuyu soracağım. Manda dediniz siz konuşurken. Doğru. Manda varlığı nasıldır? Hala o bildiğimiz Afyon kaymağı mandalarda üretiliyor mu? Ne durumdayız orada, onu merak ediyorum. Yaklaşık. Teşekkür ederiz. Buyurun. İndi, güzel üniversite... Afyon kaymağını ben de merak ediyordum. Recep teşekkür ederiz. Evet, şimdi yaklaşık 7000 mandamız var. Ama bu sayı belki de çok şey ifade etmiyor. Bunu nasıl kullanıyorsunuz? Bu manda bu değer bir değere dönüşüyor mu? Derken üniversitemizin mandacılık bölümü var, enstitü var. Burada her gün manda peyniri, yoğurdu, kaymağı, bunlar üretiliyor. Tabii çok bir miktarda üretilmiyor. Aslında üniversiteler yol gösterici. Bunları normalde özel sektörün bu işe el atması lazım. Kolay bir iş değil. Buna aslına bakarsanız Ahmet Kocabıyık Bey, Kocabıyık ailesi Afyonludur. Asım amca rahmetlik burada Tazlar köyü onun memleketidir. Tazlar köyüne büyük bir çiftlik yapmak istemişti. Ömrü vefa etmedi. Ama Ahmet Bey oğlu o çiftliği yaptı. Hatta çok güzel bir tesis yaptı. 38-30 diye de bir enlemi ve boylamını gösteren markayı koydu. Oraya manda kaymağı, bizden de tescilini aldı. İlk tescil alan, yani manda kaymağının bizde olduğu için tesciliyle, coğrafi işaretiyle satmak için bize başvurdular. Satmaya başladılar. Makro'da işte satıldı, bazı İstanbul'da yerlerde, burada. Ve yanına da Brezilya'da görmüş. 10 pavilyondan oluşan, işte dünyanın Big Bang'le başlayan bir sanatsal vadi yapıyordu. Japonlara projesini çizdirdi filan. Ondan sonra bir anda ya sonra devam etmek üzere hem 38-30'u bıraktı, duruyor şimdi şey, hem o sanat vadisinin yapımını bıraktı. Ya dedim Ahmet abi, ben İşte üzüldüm burayı, dedim ya sen yapmayacaksan bari bir şekilde el birliğiyle şey yapalım, bunu devam ettirelim. Hani öbürünü belki yapamayız da, çünkü oradaki amacı şuydu, o Brezilya'daki yere yılda 400-250 bin, yanlış hatırlamıyorsam, yabancı turist geliyordu. Burayı da 450 bin turist gelecek şekildeki bir halde planlıyordu. Epey çalışıldı, buraya geliyordu sık sık filan. Sonradan bir anda vazgeçti. Sonra devam ederim diye. Yani bunu aslında sizler de yazarsanız iyi olur yani.
Bu bizim için... İyi olur valla, rahmetli Asım Koçabıyık'la şey yapıyoruz yani. Evet. Üzüldük açıkçası. Devam etsin mi keşke? Çok güzel, evet, bir paslaşma oldu Recep. Teşekkür ederiz bu arada bilgilendirme. Bu konuyu ben de çok merak ediyordum. Yıllar önce Afyon kaymağıyla ilgili çok ilginç bir hikayesi var bende de. Bir ara anlatırım sizlere de. Evet, geçiyorum. Hemen hızlı hızlı İbrahim Bey var soru sormak isteyen. Buyurun İbrahim Bey. Sonra Ahmet abi size söz vereceğim. Mikrofonunuzu hazırlayın. Ya da Ahmet abi sizinle başlayalım. Hiç bekletmeyelim. İbrahim Bey hazırlansın. Ses geliyor değil mi başkanım? Geliyor Ahmet abicim. Öncelikle değerli başkanı aldıkları ödül nedeniyle tebrik ediyorum. Ödül gecelerini de kutluyorum. Tüm katılımcıların. Genel olarak kaymak da anlatıldı. Bir bal kaldı. İşin esprisi tabii. Sayın Başkan'a ben şunu kısaca sormak istiyorum. Bu yeşil binanın ek maliyeti ne oldu? Yani klasik bir bina yapılsaydı ne kadara mal olacaktı? Bu en modern haliyle kaç liraya mal oldu? Bir. İkincisi, bu ek maliyet kaç yılda geri kazanıldı? Onun dışında kaç kuruma örnek olunabildi? Başkan anlattı ama somut bir rakam yok. Son soru, İtalyanlarla mermer konusunda işbirliği yapılabilir mi? Mermeri yerinde işleyip satabilmek için. Çünkü bilebildiğim kadarıyla onlar bu konuda en uzman. Son soru da şu, Afyon sucuğunun özelliği nedir? Saygılarımla teşekkür ediyorum başkanım. Çok güzel Ahmet abi, bir tam bir programlık soru dizisi haline getirdin olayı. Evet. Gördüğünüz gibi başkanım, daha sık bir araya gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnşallah memnuniyetle çok, geliriz. Çok merak edilen, çok merak edilen hususlar var. Sucuk meselesi de önemli tabii, hepimizin bir şekilde dokunduğu bir mesele. Kısa kısa yanıtları alalım başkanım. Evet, şimdi birincisi, yeşil binanın bize çok artı, çok yüksek bir maliyeti olmadı. Biz bunu 2013 yılında yaklaşık 12,5 milyon TL'ye her türlü tefrişatıyla yapmıştık. Bu akıllı bina olması zaten tasarruf yapmamızı sağlayan bir şeydi. Biz yeşil bina için yapmamıştık onu. Yani biz belki bunu birkaç milyon TL aşağıya mal edebilirdik ama belli avantajlarımızı kullandık. Bir kere kömürle değil de veya doğalgazla değil, jeotermalle ısınıyor. Bunun bir maliyeti yok. Zaten biraz önce bahsettim. Afyon'da 25 bin konut ısınıyor. Hatta maliyeti bir kazana ihtiyacınız yok. Daha aşağı bir eşanjörle halloluyor. Dolayısıyla diğer kısmı da güneş enerjisi kısmını da biz Kalkınma Ajansı'ndan %50 hibeyle yaptık. Onu ilk yaptığımız 4 sene önceydi. Yaklaşık 5 sene oldu. Onu da yaklaşık 2 milyon TL'lik bir maliyete mal olmuştu. Bunun yarısını zaten hibeydi. Onu da şebekeye de ürettiğimiz elektrik bize fazla geliyor. Şebekeye de sattığımız için yaklaşık bir sene önce maliyetini çıkardık. Kâra geçmiş durumdayız yeni güneş enerjisinde. Dolayısıyla bu sorunuza böylece kurum yönünden kamu kurumlarına halen bir örnek teşkil edemedik dedim. Ama biz şunu yaptık. Şimdi yakında belediye yeşil şehir kategorisi var. Ona başvuracak. Üniversite yeşil şehir kategorisi var. Ona başvuracak. Biz de son yapacağımız ikinci merkez OSB'yi yeşil OSB yapacağız. Dolayısıyla bunlar hep bizim bu yeşil binadan ilhamla oluşan şeyler. Bu sorunuza böyle cevap vereyim. İtalyanlarla tabii ki yapılabilir ama bizim İtalyanlara bu konuda çok ihtiyacımız yok. Biz mermer makinaları konusunda bile İtalyanları şu anda geçmiş durumdayız. Aynı kalitede üretiyoruz. Hatta çok daha ucuza verebiliyoruz. Ama İtalyanların tabii dizayn konusunda belki birlikte
fikir verme konusunda, know-how konusunda tabii ki etkileri olabilir. Olmaz değil, bu düşünülebilir diye düşünüyorum. Sucuk bir kere bizim tabii dışarıdan da şey geliyor, et. Ama daha ziyade biliyorsunuz mahreç, coğrafi işaret orada yetiştirilen ürünlerden yapıldığı için bir anlam kazanıyor. Afyon sucuğunun da en önemli özelliği burada yetişen mandalar, bir kısım manda ve sığırdan yapılmasından dolayıdır. Her firmanın da kendine az formülü var ama sucuk konusunda hakikaten birçok il olmasına rağmen tartışılmaz bir yerimiz olduğunu düşünüyorum. Evet. Teşekkür ederim başkanım. Bu arada mandanın hem sütü hem eti demek ki lezzetli oluyor. Bunu da öğrendik. Yani kaymağı lezzetli oluyor. Bir de eti sütünü de. Sütünü pek zor içersiniz de. Ama kaymak olduğu zaman ayrı bir lezzet veriyor. Sütü pek içilmez. Anladım. Yani içilir anladım. De sat, ticari değil. Evet. Çok iyi anladım başkanım. Çok iyi anladım. Çok teşekkür ederim. Evet, ben teşekkür ederim. Soru sormak isteyen Osman arkadaşımız var. Eğer ayrılmadıysa ona söz vereceğim. Sonra Salih Hocam'a söz vereceğim. Cengiz Bey, soru sormak isterseniz size de söz verebilirim. Teşekkür ederim hocam. Dinliyoruz. Osman Ortaç, mikrofonunuzu açın. Evet, buyurun. Hayırlı günler. Buyurun. Adıyaman'la Afyon mermerinin arasındaki farkı öğrenmek istiyordum. Adıyaman'la teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Bu yeşil bina olarak çok merak ettim. İnternetten de araştıracağım. Peki, çok teşekkür ederiz. Metinciğim, soru var sende herhalde. Metin Öztürk, sevgili Metin Öztürk. Sesimi. Hepinize evet. Çok teşekkür ediyorum. Benim başkanıma sorularım bir tanesi şu. Afyon'da mermer çok ileri düzeyde, ancak siz Endüstri Meslek Lisesi öğrencilerine el atıp o konuda bir eğitim imkanı, daha sonra üniversitelerde lisans, yüksek lisans, doktora gibi çalışmaları destekler bir faaliyette bulunsanız ve Türkiye'de ihracatı katma değeri yükseltecek şekilde bir çalışma içine girseniz bu mümkün mü? İkinci sorum, Afyon çok önemli. Kurtuluş Savaşı'nda Çanakkale gibi bu savaş alan bölgelerinin, kale başta olmak üzere tarihi yerlerin yeniden düzenlenerek ilkokul öğrencilerine, ortaokul lise öğrencilerine, daha sonra çevre illerden ziyaret mekanı yapılabilir mi? Teşekkür ederim Metin Bey. Ali Geniş, devam edelim sizinle. Benim bir sorum olacaktı. OSB'lerde metrekare arsa tahsisi yapılabiliyor mu? Ve bu metrekarenin yaklaşık fiyatlarını paylaşabilirsiniz, sevinirim. Peki, çok teşekkürler Ali'ciğim. Cengiz abi, var mı sorunuz? Teşekkür ediyorum, sağ olun. Gaziantep'le karşılaştırma yapmayacak mısınız şeyi? Afyon. Yok efendim, bugün yapmayacağım. Başkanım, Cengiz kardeşimiz bizim Yüksek İstişare Kurulu üyemiz, hem de Gaziantep temsilcimiz. Bütün toplantılarda bugüne kadar 50'ye yakın toplantı yaptık sanıyorum. Kentle Gaziantep'i karşılaştırdı. Size pozitif ayrımcılık yaptı, bilginiz olsun. Teşekkür ederiz Cengiz Bey. Evet, devam ediyoruz. Ekrem Bey, soru var mı? Evet, var. Buyurun. Öncelikle merhabalar. Ben daha evvel 2008 itibariyle Burdur, Isparta, Afyon civarlarında okudum. Yani birçok bölüm okudum. Buyurun. Şu anki bölümlerimde yani dış ticaret odaklı, mermer ticareti de yaptığım oldu. Sağlık turizmiyle zaten uğraşıyorum. Ayrıca zaten Afyon Kocatepe Üniversitesi turizm işletme mezunuyum. Yani gastronomi fuarında da çok bulundum. Evet. Buyurun. Şimdi benim düşüncelerimde şöyle bir şey var. Ben Burdur'da bir dönem yaşadığımda, Burdur'da da biliyorsunuz mermer ocakları ve mermer bağlantıları var. Mermer'de orada meslek yüksekokulu var. Ayrıca bu mermerle ilgili halk eğitim merkezlerinde de bir şeyler bulunuyor. Böyle etkinlikler bulunuyor. Ama Burdur'da ben aynı şeyi göremedim. Bu birincisi. İkincisi ama bu de, Burdur sorusu oldu Ekrem'ciğim. Yok, Burdur sorusu değil. Aslında Burdur'un da hani
işletme işte mermere yönelik eğitimleri evet. vesaire var. Hani İkinci soruyu alalım olması? Hemen. Evet. Bu istiyor. Bu olursa daha iyi olur. Bir de Afyon şimdi şöyle bir şey var. Ben mermer ocakları gezerken birçok firmaların yurt dışı bağlantılarının olmadığını ve hani bunun bir arayışa geçmediklerini biliyorum. Ben çünkü elektronik üzerine Çin'le bağlantı kurduğum zaman mesela mermer veya başka faaliyetlerim mümkün olduğunca Türkiye'ye çeşitli bölgeleri çekmeye çalışıyorum. Mermerle ilgili mermer firmalarının böyle çok tanıtım şeyleri yok. Hani nasıl diyeyim, dışarıdan bir mermer firmasına gittiğinizde hani benim ihtiyacım yok gibisinden bazı şeyler var. Bunları biraz daha düzeltebilirsek ve diğer alanlarda da hani biraz daha reklam odaklı, görsel odaklı çalışabilirsek aslında kalkınma politikası evet. biraz daha yüksek olacaktır. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. İbrahim Çam, evet. geçen size söz verdim bir önceki turda. Mikrofonunuz açılmadı. Şimdi açılıyor mu son kez? Bir daha sorayım. Evet. Evet. Evet Celal Bey. Buyurun. Sesim geliyor değil mi? Geliyor evet. geliyor gayet net. Tüm hazırına merhaba diyorum. Sayın Başkan, açıklamalarınız için teşekkür ediyoruz. Afyon'a uzak değilim. Makine emalatçısıyım. AİSİAD'ın başkanıyım. İstanbul bir derneği. Üretimimiz buyurun, İstanbul'da. Buyurun İbrahim. Şimdi belki başlangıçta bir 10-15 dakikayı kaçırdım. Orada söylemiş olabilirsiniz ama Afyon'un dış ticaret açık rakamı ne kadar efendim? Onunla ilgili bir şey yapacağım evet. ama. Biliyor çok muyuz? Teşekkürler. Biliyoruz. Söyleyeyim. Evet buyurun. Ya da fazlası. Özür dilerim. Şimdi şöyle. Yani 323 milyon dolar ihracatımız var. 78 milyon dolar ithalatımız. Yani her bir dolarlık ithalata biz 4 dolarlık ihracat yapıyoruz. Dolayısıyla 4 kat ihracat fazlamız var. Dış ticaret. Her kent Afyon gibi olsa köşeye döndük başkanım. Yani öyle ifade. Öyle evet. Sayın Başkanım. Söyle. Konuşmacı arkadaş, katılımcı arkadaşların birkaç model önerisi oldu. Bu sene Ahi Evran yılı, Salih Hocam birazdan söz alacak, o detaya girer, ben üstünden geçeceğim. Ahi evet. Evran yılı, oturduğunuz koltuk da Sayın Başkanım, Ahi Evran'ın koltuğu. Biliyorsunuzdur, umarıyorum. Ahi babasınız siz. Afyon'un Ahi babasınız. Ahi Evran'ın sektörel kümelenme modelini detaylı şekilde incelemenizi tavsiye ederim. Tarım, gıda, sanayi, mermer hiç fark etmiyor. Hepsinde son derece başarılı olacağınıza inanıyorum. Teşekkür ediyorum. Çok biz teşekkür ederim. Ederiz İbrahim Bey. Bu turda yani bu bölümde son soru hakkını Duygu Hanım'a vereyim, Duygu Hoca'ya. Sonra diğer turda Salih Hoca, Melek Hanım, Yasemin Hanım çok soru var. Onlara da söz vereceğim bu arada, onu da belirteyim. Teşekkür ederim Başkanım. Ben soru değil de destek isteyeceğim aslında daha çok. Önceki çok teşekkür ediyorum. Sevgili Başkanım, bütün dinamikleri içine alan projeler geliştiriyorsunuz. Girişimcilik faaliyetlerini de destekliyorsunuz. Üniversite sanayi işbirliğini de çok güzel sağlamışsınız. Ben Mersin Üniversitesi'nden öğretim üyesi, turizm fakültesindeyim. Aynı zamanda gelişim merkezi müdürüyüm ve Topkadın Girişimcilik Kurulu'ndayım aynı zamanda Mersin'de. O yüzden bunlarla ilgili size soracak hiçbir sorum yok açıkçası. Biz bir girişimcilik zirvesi düzenleyeceğiz 24 Haziran tarihinde. Konu başlıkları arasında dijital girişimcilik ve sürdürülebilir girişimcilik de olacak. Siz de sürdürülebilirlik alanında da çok önemli işler yapmışsınız. Ve biliyorsunuz ki sosyal girişimciliğin alt alanı aslında yeşil girişimcilik ekonomi. Sosyal fayda sağlayan ve çevre dostu girişimlerin olduğu projeler söz konusu. Ve dediğiniz gibi Çevre Şehircilik Bakanı'ndan hani yaygınlaştırılması ile ilgili talep beklediğinizi söylediniz. Aslında bu girişimcilik türünde de diğerlerinden farklı olarak faydayı büyütmek esastır. O yüzden bu yaklaşımınız da çok gerçekten takdire şayan. Ben de sizden sadece girişimcilik zirvesi için destek isteyeceğim başkanım. Hani bu vizyonunuzla bize çok şey katacağınıza inanıyoruz. Memnuniyetle. Ne zaman olacaksa iletişime geçeriz. Çok teşekkür memnuniyetle ederiz. Memnuniyetle destek oluruz. Duygu Hocam, size kolay gelsin. 24 Haziran. Önemli bir gün. Üniversiteleri de katacaksınız sanıyorum bu girişimcilik zirvesi. Not edelim. Aynı evet, evet. Toplam 9 akademisyenin. Biz de üniversitelerden inovatif ürünler beklentimiz var. Kolay gelsin, çok başarılar diliyorum. Başkanım bu kadar soruya şöyle bir şey belirteyim. Biz burada 2 saat içinde bütün Afyon'un bugüne kadar konuşulmayan bütün her şeyini konuşup
bitirmek niyetinde değiliz. İnşallah fiziki olarak da siz oraya gelme şansımız olur. Seraları gezeriz, başka mermer ocaklarına bakarız. Memnuniyetle, çok memnun olurum. Nerede görürüz. Yani canınızı sıkmayın, hepsine cevap. Yok, ben not aldım Celal Bey. Ben şöyle. Şimdi Adıyaman, Afyon, mermer arasındaki fark, yani bunlar çok farklı mermerler. Cila almasından, içindeki kuvars, içindeki minerallerin özelliğine göre. Tabii Adıyaman'daki Türkiye'nin birçok yerinde mermer olduğu için onların ancak teknik analizleriyle bu farkı ortaya koymak mümkün olabilir diye söylüyorum. Şimdi İbrahim Can Bey'in arkasında bir semazen gördüm. Dolayısıyla ben burada hani geçerken uğradım durumunda olmamasını istiyoruz. Afyon'un Günseli Hanım demişti. Biz Mevleviliğin de ikinci merkeziyiz. Türkiye'de Konya'dan sonra. Bu tekke ve zaviyeler kapatıldıktan sonra Konya'da bu semazen törenleri yapılamamış. Dolayısıyla bu başına sarılan sarma işini unutmuşlar. 1952 sırasında tekrar açıldığı zaman ustası Afyon'dan gitmiş. Mevlana'nın 7. kuşak torunu Mehmet Semai Hazretleri Afyon'dadır. Dolayısıyla yine bahsedildi. Bu bir özelliğimiz daha, yani burayı komple bir turizm destinasyonu haline getirmek için. Bir de biliyorsunuz, ben atladım, özür dilerim, bu atlamaman gereken bir şeydi. Cumhuriyet'in kazanıldığı topraklardır Afyonkarahisar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün büyük taarruzu başlattığı Kocatepe, nasıl ki Çanakkale önemliyse Kocatepe'de bir o kadar daha önemlidir. 25 Ağustos sabaha karşı 26 Ağustos'ta top atışlarıyla başlayan büyük taarruz, biliyorsunuz 9 Eylül'de düşmanın denize dökülmesiyle sona ermiştir. Bu da Afyon'un önemli özelliklerinden bir tanesidir. Mermer eğitim, işte endüstri liseleri derken organize sanayi bölge, merkez organize sanayi bölgemizde bir meslek lisesi var. Burada öğrencilere mermer konusunda bölümler var. Öğrencileri mevcut. Aynı zamanda bahsettim, İsçehisar OSB'de Mermer Akademi var. Katma değerli ürün üretmek için bu çok önemli. Önemsiyoruz. Aynı zamanda Afyon Kocatepe Üniversitemizin mermercilik yüksekokulu var. Bu da yıllardır eğitim veriyor. Yani mermer konusunda eğitimler, belki eğitim veren yerler belki çok çok yeterli, daha fazla olabilir ama Afyon konusu, Afyon'da biz bu konuda kötü yerde değiliz, hatta iyi yerde olduğumuzu düşünüyorum. OSB'lerdeki fiyat, tabii 7 OSB var da zannederim Yeşil OSB'deki metrekare fiyatı soruluyor. Burada imar planı çalışmaları yeni yapılıyor. Burada kamulaştırılacak alan çok fazla ama çok büyük bir özelliği var. Kamulaştırmadan dolayı belki bir derece bir tık yukarı olabilir ama en büyük özelliği, Ankara'nın kuzeyinden güneyine bir çizgi çektiğimiz zaman biliyorsunuz yeni teşvik sisteminde iller bazında ilçeler de bölgelere ayrıldı. Bizim Afyon 4. bölge, organize sanayide 5. bölge. Ama ilçemiz Sinanpaşa'da bu 2. OSB. Sinanpaşa 5. bölge. Dolayısıyla OSB ise 6. bölge. Ankara'nın kuzeyinden güneyine bir çizgi çektiğimizde batısında kalan tek 6. bölge. Yani Hakkari'de ne yatırıma teşvik alıyorsanız bizim 2. OSB'de de onu alacaksınız. Bu bakımdan önemli. Fiyatı da, metrekare fiyatı da daha çıkmadı ama 50 lirayla bu kamulaştırma ve altyapı bedeline göre 50 ile 100 lira arasında bir rakam çıkacak. Ama biz burada
Yeşil OSB'de tabii OSB olarak çok farklılıklar yapacağız. Burada yatırım yapmak isteyenlerden de belli farklılıkları istemiş olacağız. Yine bu mermerin tanıtımı konusunda bir şey oldu. İhracatının da artırılması, tanıtımı. İşte bunları biz bu mermer AVM'yi, Urge projelerini, Mermer Akademi'yi hep bunlar için yaptık. Ve yeni projelerde de hem tanıtımına hem ihracatının artmasına devam edeceğiz. Tabii AH Evran yılı biliyorum İbrahim Bey. Ama bu sektörel kümelenme modellerini de her konuda tekrar inceleyeceğim. Biz de her sene AH Evran törenlerine burada katılıyoruz. Ve aynı zamanda esnaflıktan sanayiciliğe geçmiş bir sanayicimize de orada ödül veriyoruz. Bunu yakından bu konuyla ilgiliyiz. Girişimcilik zirvesi konusunda da söyledim hocam, Duygu hocam. Biz de iletişim kurup size destek açısından katılmaktan onur duyarız. Aldığım notlar Celal Başkanım bunlar benim. Başkanım varsa arkadaşlar sorularını bize iletirlerse yazılı olarak da size başvururuz. Hiç yani şey yapmaya gerek yok. Evet Salih Hocam hızlı geçelim arkadaşlar. Salih Hocam başkanım, siz de bir şeyler söyleyecek misiniz? Afyon gibi mükemmel tarım ve efendime söyleyeyim hayvancılığın olduğu bir yerde bence bizim Köfteci Yusuf kadar Bursa kadar bir markası daha da büyük markaları olmalıydı. İki ahilikle ilgili de başkanımdan isim istiyoruz. Biz biliyorsunuz Türkiye çapında bir çalışma yapıyoruz. Ahilik eğitimini verecek kişileri yetiştiriyoruz. Başkanımızla irtibat kurabilirsek oradan biz oradan 100-150 civarında bir eğitici eğitmek istiyoruz. Teşekkürler Salih Hocam. Ahilik merkezde eğitim vereceğiz onlara da. Çok güzel. Başkanım çok sağ olun. İletişim kurulmuş inşallah. Sağ olun. Gündüz. Merhaba Hüsnü Başkanım. Merhaba Gündüz Bey. Bir daha ödülünüzü tebrik ediyorum. Öncelikle. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Afyon yerli ve yabancı turistin çekim merkezi termal testi. Doğru. Bu sene pandemiden dolayı durum nasıl? Bir beklenti ve hedefiniz var mı? Teşekkürler. Başarılar. Teşekkür ederiz Gündüz'cüğüm. Erdem Bey sorunuz varsa size de söz verebilirim. Arzu Hanım var mı soru? Arzu Hocam. Hocam var. Ben kirazla buyurun. İlgili buyurun. Sorayım mı hocam? Buyurun tabii ki dinliyoruz sizi. Ben Sultan Dağı kirazı ile ilgili ya ihraç kalemi olarak çok önemli bir yerde galiba. Onunla ilgili evet. Başkanım bilgi verirse memnun olurum. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Çok sağ değişik olun. Bir soru. O da değişik bir soru. Başka soru sormak isteyenler varsa lütfen beni uyarsınlar. Başkanım, Yasemin Hanım buyurun. Kaplıca Turizm'i soracaktım. Zaten buyurun. Diğer beyefendi iletti. Kaplıca Turizm'i konusunda markalaşma adına ben de başkanımızın çalışmalarını duymak istemiştim. Teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Melek Hanım buyurun. Merhabalar. Benim bir sorum yok ama belki önerim olabilir. Afyonkarahisar yazdığım gibi hem sağlık turizmi açısından hem de gastronomi açısından aslında çok önemli. Fakat dünya turizminde hak ettiği yerde değil şu anda. Ama dünyada doğal sağlık turizmine ve doğal beslenmeye büyük bir eğilim var. Bunun çok iyi kullanılması gerektiğini ve bu arada Afyon'un da markalaşmak adına girişimlerde bulunacağını düşünüyorum. En büyük ihtiyaç da şu anda bence Afyon için bir turizmci gözüyle bak. Daha niş ve daha nitelikli turiste hitap edebilecek yüksek kaliteli tesisler ve burada yapılabilecek belki hibrit turizm. Yani bir kısımda agricultural turizmle tarım ortaya çıkarılabilecek. Aynı tesis içerisinde gastronomi eğitimleri ve gastronomi deneyimleri verilebilecek ve aynı zamanda aynı tesis içerisinde Kaplıca'da sağlık deneyimleri sunabileceğimiz çok tesislere ihtiyacımız olduğunu deneyim düşünüyorum. Deneyim turizmi biraz önce çok konuşuldu zaten Melek evet. Hanım. Bence ben Gülseri Hanım'la bir temas kurabilirsiniz o noktada. Aziz Hocam, Eşref Hocam var mı soru yoksa geçiyorum. Başkanım. Buyurun. Başkanım ben sadece bir teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten ekonomiyi doğru yerde, doğru insanlarda öğreniyoruz.
Teşekkür ediyorum. Bu kadar efendim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Efendim, başka sorusu olan var mı? Başkanım sözü size veriyorum. Varsa yine de alırız. Buyurun. Peki. Şimdi Gündüz Bey, bu yerli yabancı turist ne oldu bu sene dedi. Tabii pandemiden dolayı etkilendik. Yaklaşık bize 1 milyon yerli turist gelir. Bu sene 660 binlerde kaldı. Ama yine de bu kadar pandeminin yoğun geçtiği dönem için bilhassa turizmciler ve hizmet sektörü biliyorsunuz çok etkilendi. Buna rağmen bu rakamlara düşmüş olması bizim için tabii genelde üzücü ama bu noktada sevindirici. Yabancı turisti halen daha çok çekemiyoruz. Dolayısıyla yabancı turist sayımız bizim çok fazla yok. 30 binler civarında. Bu sene bu neredeyse hiç yok denecek kadar az seviyeye düştü. Arzu Hanım demişti kiraz. Biz kiraz üretiminde Türkiye'de 5. sıradayız. Önemli bir kiraz üretimimiz var. Bir Napolyon kiraz diye bahsettiğimiz yer Sultan Dağı Afyonkarahisar'dan çıkar. Ama biraz önce konuşurken söylemiştim. Ne yazık ki buradan bazı kooperatifler, üretici kooperatifleri falan yerel belediyeler vasıtasıyla kuruldu ama çok başarıya ulaşamadı. Şimdi yeni yeni bu bölgelerde sadece kiraz değil diğer meyvelerin dondurulmuş olarak üretiyorlar. Bu tip tesisler olmaya başladı. Çünkü biliyorsunuz bizim bir tarım planlamamız olmadığı için çok ciddi miktarda işte bu sene şu kadar kiraz ekilsin, bu sene şu kadar kirazı şurada kullanalım, şu kadar kirazı dondurulmuş da şu kadar ihraç edelim veya diğer meyveler için. Her sene fiyatlar çok değişik seyrediyor. Bazen çok düşük oluyor ve zarar ediyor. Biz bunun için biraz önce bahsetmiştim. Veyahut da ki oradaki müstahsilden başka firmalar alıp ihraç ediyor paketleyip. Bizim önümüzdeki dönemde kendimiz çok ortaklı, o bölgenin de insanından oluşan, üreticilerden de oluşan tesisler kurarak hem dondurulmuş vaziyette hem de paketlenmiş vaziyette kendi bölgenin insanının yapmasını sağlamaya çalışacağız. Bu konuda çalışmalarımız var. Şu anki kiraz ihracatımız bizim bu seviyeden, bu sebepten dolayı yok denecek derecede üretimimizde 5. sırada olmamıza rağmen iyi değil. Ama bunu planlıyoruz. Yakın zamanda halledeceğiz. Deneyim turizmi güzel, çok ilginç bir şey. Bu konuda iletişime geçip bu manada niş projeler üretmeyi, yapmayı düşünebiliriz. Bunlar hakikaten bilhassa Frig bölgesinde olabilir. Hem tarımla hem oradaki tarihle birleştirilerek bu konuda deneyimlerinizden faydalanmak isteriz. Benim aldığım notlar kısaca burada. Salih Bey şey dedi, Köfteci Yusuf gibi filan bizim de İkbal gibi markamız var, Ahmet İpek gibi var, Haşeşalle var, Hürriyet var, başkanım. Hürriyet var. Yani birçok markamız var aslında. Ama bunlar yeterli mi derseniz tabii ki olmayabilir. Ama inşallah önümüzdeki dönemde bu gastronomi ödülüyle birlikte bunları da artıracağız diye düşünüyorum. Aldığım notlar bunlar Celal Bey. Teşekkür ederim başkanım. Cevaplarım. Başkanım çok teşekkür ederiz. Başkanım pişmiş de satın. Nasıl? Pişmişi de olsun bunun. Pişmişi de olsun. Peki. Mehmet Ali'ciğim. Ben önce Gaziantep'te değil de Urfa'yla kıyaslanması gereken bir il olduğunu düşünüyorum. Friglerle ilgili odaklı bir çalışmanın çok daha geri tarihlere dönük bulgular ortaya çıkartacağı inancındayım. Uzun süredir tarihe ilgiliyim. Buradan bunu söyleyeyim. Benim sorum daha çok tedarikçilik boyutuyla.
Afyon'a baktığımızda hem İstanbul, hem Ankara, hem İzmir, hem de turizmin odaklandığı Antalya ve Muğla'ya ortasına yerleşmiş bir yer. Haliyle yoğun bir şekilde tedarikçi bir il olarak dikkat çekiyor ve iş tüketime dönük ürünler üreten bir yer olarak görüyorum. Defalarca da gittim Afyon'a. Afyon'la ilgili yapılmış ilin artıları eksileri tarzında yapılmış toplantılara da katıldım. Bu anlamda sorumu yumurtaya bağlayarak sormak istiyorum. Yumurtanın size verdiği bir mesaj yok mu? Yani Afyon'dan yumurtayla fiyatı belirliyorsunuz. Sucuğun üstüne yumurta kırılıyor. Bir şekilde felsefi bir mesaj verdiği inancındayım. Yumurtayı siz tedarikçilik boyutunda nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok güzel. Başkanım, biz ilk gazeteciliğe, daha doğrusu ekonomi gazeteciliğine başladığımız günlerde Şuhut diye bir ilçesi var Afyon'un. Evet. Şuhut'tan haftada 3 kere yumurta haberi giriyor. Yumurta fiyatları şu kadar oldu, yumurta fiyatları bu kadar oldu. Yani bu Şuhut'tan başka yerde yumurta yok mu kardeşim? Niye bu kadar Şuhut'tan yumurta haberi geliyor falan diye merak ettik. O zaman Başmakçı olabilir mi o? Efendim? Başmakçıdır o Celal Bey. Şuhut'tan geliyordu. Vallahi bilmiyorum. Allah Allah. Evet. Evet. Şuhut'ta bir tane Anadolu Ajansı'nın muhabiri var. Şuhut'a yumurtanın merkezi haline getirmişti. Bir dönem yumurta borsası Şuhut'tan şekilleniyordu. Öyle bir, yani yıllar önceydi tabii bu. Bu bilgiyi sizinle paylaşıyorum. Cengiz Halil de bak anımsıyormuş onu. Eskiden evet. Anımsıyor. Evet, devam ediyorum. Sorusu olan arkadaşlarımız var. Onları da alayım. Eşref Bey buyurun. Hepinize saygıyla selamlıyorum. Kandiliniz mübarek olsun öncelikle. Celal Bey, sizi tebrik ediyorum. Gerçekten çok güzel programlar yapıyorsunuz. Hep beraber. Benim sorum, belki de biraz bir saat kadar geç katıldım. Belki de konusu geçmiştir ama enerjiyle ilgili olacak. Termal enerjiyi sanayinizde ya da tarımda ne kadar kullanıyorsunuz? Yani gerçekten hak edildiği kadar kullanıyor musunuz? Bir de güneş enerjisiyle ilgili nasıl bir çalışma yapıyorsunuz? Çünkü yenilebilir enerji, Bu konuda başkanımız bilgi verdi Eşref Bey. Sizlerle bütün arkadaşlarımızla maillerinizi bizimle paylaşırsanız bu programın linkini atacağız. Yani zamanınız oldukça izleyebilirsiniz. O link için maillerinizi bizimle paylaşmanız gerekiyor. Tamam, teşekkür ederiz. Bu arada çok ilginç bir şey var. Tabii Afyon'un her şeyini konuşmak mümkün değil. Afyon'un bir de lokumu var. Tabii bunu konuşamadık. Doğru, haklısınız Filiz Hanım. Ama her şeyi konuşmamız bu iki saat boyunca çok mümkün olmayabiliyor. Lokumu da ayrıca konuşuruz. Belki başkanım iki cümlede lokumla ilgili söyler. Son söz sizin başkanım, buyurun. Evet, önce Mehmet Ali Bey'e cevap verelim. Tabii biraz sorunuz felsefi de oldu. Felsefe ile ticareti birleştirdiniz. Güzel bir soru çıktı. Aslında biz kavşak noktadayız. Günde 70 bin araç geçer tedarik noktasında, tedarik konusunda. Yumurtanın hakikaten borsasıyız. Ve birçok lojistik firmanın da depolarının olduğu bir noktayız. Aslında burada havalimanımız da var. Onu da lojistik bir manada çalıştırmaya da istiyoruz ama henüz o konuda başarılı olamadık. Neticede bu avantajımızı kullanma yönündeki projeleri niye yapmıyorsunuz? Bu avantajı kullanın diyorsunuz anladığım kadarıyla. Değil mi Mehmet Ali Bey? Öyle anladım. Yani çok yoğun bir avantajınız var. Mermer üzerine odaklandığınız zaman mermer ihracatıyla Türkiye ne kazanıyor? Ama tarım ihracatıyla çok yoğun bir şeyler kazanıyorsunuz. Doğru. Bir il ihracatla ne kazanıyor? Bir de kendi iç ülkemizdeki iş tüketime dönük çalışmasıyla ne kazanıyor? Yani bunları kıyaslamamız gerekiyor. Doğru. Yumurta şimdi haliyle benim için sembolik, tamam. Ama Afyon esas itibariyle tarımsal ürünlerde Türkiye'nin yarısına hitap eden, tedarik sağlayan bir il. Çok doğru. Öbür çok taraftan doğru. da
gene rehabilitasyonu sağlayan hem sağlık turizmi muazzam bir şekilde diyelim ki Amerika'daki Büyük Kanyon'a benzer bir özelliğiniz de var. Frick Vadisi yani müthiş özellikler var fakat dağılmışsınız. Yani COBİ'lerin evet. genel hastalığı bir il düzeyinde sizin üzerinde de var. Ama biraz önce Gülsel Hanım söyledi yani muazzam avantajlarınız var. Diğer illerin çoğundan çok daha üstün nitelikleriniz var. Kullanmanız ya kullanın ekosistem içinde kendi kendine yürüyor Doğru. zaten. Biz şimdi bunları en büyük sorun şu tabii ihracat kendi başında bir değer. İhracatı da artırmanız gerekiyor. İş tüketime yönelik avantajlarınızı da tabii ki kullanmanız gerekiyor. Biz şimdi bunları işte un var, şeker var, helva yapma deriz ya siz ondan bahsediyorsunuz. Biz bunları tam bir entegrasyon haline henüz daha yeni getirmeye başladık Mehmet Ali Bey. Tabii ki bu avantajlarımızı kullanacağız ama hiçbirini birinin üstünde tutmadan yapmamız gerekiyor. Çünkü ihracatta da önemli bir yerde yer almamız gerekiyor. İşte çünkü o avantajlarımız da var. Ama dediğiniz gibi iş tedarikte birçok şehre tedarik sağlayan durumdayız. Bunu da çok iyi değerlendirmemiz gerekiyor ama inanın çalışıyoruz. Hani bu kadar çok şey varken bunları tam bir orkestra şefi edasıyla tam bir güzel bir eser orkestra eseri çıkarmaya çalışmak bir anda olmuyor ama biz bunu zaten bahsettim. 10 senedir yaklaşık bu işe uğraşıyoruz. Belli bir noktaya geldik. Daha iyi noktalara da bu konuda sizin dediğiniz noktada da geleceğiz diye düşünüyorum. Merak etmeyin. Birbiriyle uyumlu gıda ürünleri sunduğunuza göre bundan da başarıyla çıkacağınızdan eminim. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Mehmet Ali'cim çok teşekkür ederiz. Başka sorular da var, lokum var, vişne var. Bunların hepsini konuşacağız inşallah. Başkanım ben sizi çok yorduğumuz kanısındayım. Çok teşekkür ederiz. Şey değil. Lokum konusunda da Celal Bey onu atladık. Buyurun. Lokum Türkiye'de bir numara lokumda zaten Afyon'dur. Kaymak. Kaymak şekerden başlamıştır bu. Ama o yemesi biraz kolay değildir ama birçok kişi de sever. Biraz şekerimsidir. Ama ondan sonra çok gelişti bizde işler. Hakikaten şekerleme, lokum işini çok geliştirdi firmalarımız. Bunlar hem ihracat yapıyorlar hem de Türkiye'nin birçok noktasına Mehmet Ali Bey'in de dediği gibi iş tedarik noktasında da ciddi tedarik sağlayıcı durumuna geldiler. Zaten kavşak nokta olduğumuz için burada da satışı ciddi miktarda oluyor. Lezzetine diyeceğimiz bir şey yok. Nasıl Kocaeli'nin pişmaniyesi varsa Afyon Karahisar'ında kaymak lokumu, sultan lokumu ve bunların türevleri hakikaten önemli bir yerde. Evet. Çok teşekkür ederiz. Başkanım tekrar teşekkür ediyorum. 2 saate yakın zamanınızı aldık. Çok da soru sorduk. Çok da merak ediliyormuş Afyon. Bu arada onu ne güzel. Gördük. Çok teşekkür ederiz tekrar. Sevgili Şener, emekleriniz için size de çok teşekkür ediyoruz. Başkanım Demet Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Demet Hanım'a katkıları için teşekkür ediyoruz. Verdiği destek için teşekkür ediyoruz. Bütün arkadaşlarıma katıldıkları ve sorularıyla toplantıyı renklendirdikleri için teşekkür ediyoruz. Kameraları bir açalım. Çok teşekkürler. Bu arada bayram öncesi son toplantımız bu. Herkesin bayramını şimdiden kutluyoruz. Çok güzel geçsin bayram sonrasında. Çifte bayram olsun. Hani öyle diyorduk ya. Bu pandemiyle ilgili de olumlu haberleri alalım. Çifte bayram olsun. İnşallah. Ben Afyonkarahisar Ticaret Sanayi Odası Başkanı'na katkıları, bilgileri ve bu müthiş enerjileri için teşekkür ediyorum. Demiştim çok iyi konuşur başkan diye. Estağfurullah. Çok muhteşem. Sert esiyor başkan. Estağfurullah. Şimdi Celal Bey bana da herhalde bir söz vereceksiniz. Tabii buyurun başkanım.
Söz sizin. İstediğiniz şimdi, kadar. Öncelikle size çok teşekkür ediyorum. Çok önemli bir iş yapıyorsunuz. Ben biliyorum uzun zamandan beri birçok bu konuda hem başkanlarımla hem sektör temsilcileriyle çok toplantı yaptınız. Bunları da fırsat buldukça izlemeye veya daha sonradan izlemeye gayret ediyorum. Bu emekleriniz için size çok teşekkür ediyorum. Beni burada ağırladığınız için ayrıca teşekkür ediyorum size, Şener Bey'e ve burada değer katan sorularıyla tüm gazeteci dostlara teşekkür ediyorum. Bu gastronomi şehrimiz Afyonkarahisar'da inşallah pandeminin etkileri geçtikten sonra hepinizi ağırlamak isterim. Sizlerle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Öncelikle Kadir Gecenizi, sonrasında Ramazan Bayramınızı kutluyor, tebrik ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ederiz başkanım, çok güzel de. Çok bu güzel duygularınıza da teşekkür ediyoruz. Bu arada ben söylemeyi unuttum, bir selam var. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu, hem sevgili başkanımıza hem de bütün katılımcılara selamlarını iletmiş, bayramlarını kutluyor. O bilgiyi de sizlerle paylaşarak ekranlarınızı açmanızı isteyerek bir fotoğraf çekilecek. Ondan sonra da vedalaşalım isteriz.